جار الزمان علي ودهري غدر بيا ما لقيت خلا نوفي يا عمي يابا إلا بتركيا بتركيا شعبنا يا ناس عم يموتوا ما في حدا يعينوا والأخ إذا وقع لازم أخو يعينوا إذا ما غرد على ابني الشهيد من تربته نادى وين العرب وين اللي عادوا للأم مجادة ابني الشهيد من تربته نادى وين العرب وين اللي عادوا للأم مجادة أرض الحضارة عم تندفن يا ناس أرض المحبة عم تنده ولادا أرض الحضارة عم تندفن يا ناس أرض المحبة عم تنده ولادا سوريا وطني مجروح عم ينسج كفانه سوريا وطني مجروح وعم ينسج كفانه شكرا Efendim iyi akşamlar diliyoruz. İskele Sancağı hoş geldiniz. Nereden bu yayını yapıyoruz? Tam sınır noktasından Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında Elbeyli kampından bu yayını gerçekleştiriyoruz. Suriye'deki savaştan kaçıp gelen insanların sığındığı ve onlara bir sığınak alanının sağlandığı bir kamp. Burası bir konteyner kent aynı zamanda ve 25 bin Suriyelinin yaşadığı bir bölge. Tabii son derece sancılı, yakıcı bir süreçten geçiyor Suriye iç savaşı. Doğrudan Türkiye'yi etkileyen boyutları da var. İşte önceki gün Ankara'nın göbeğinde de yine Suriye'den gelen bir teröristin patlattığı bomba ve toplam 28 vatandaşımız askerlerimizle birlikte hayatını kaybettiler. Biz de buraya gelelim dedik. Ne oluyor burada? Sınırda ne oluyor? Sınırdaki kamplarda ne oluyor? Göç sorunu ne durumda? Suriye'den Türkiye'ye göçler ne durumda ki sınırımızın hemen öbür tarafında zaten son dönemde bu savaş yoğunlaşmış durumda. Bir taraftan da buradan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı obüs toplarıyla PKK'nın Suriye kolu YPG'ye dönük atışlar yapılıyor son 6 gündür. Biz buraya geldikten sonra da hem gündüz saatlerinde hem de akşam dan itibaren bu top atışlarının yeniden başladığını kulaklarımızda işittik. Top seslerini buradan bu yayın yaptığımız yerden ki muhtemeldir yayın sırasında da bu atışlar devam edecektir. Şimdi ne yapacağız bugün? Bugün Kilis Valisi Süleyman Tapsız ve Kilis Belediye Başkanı Sayın Hasan Kara bir anlamda onların riyasetinde
Suriyeli misafirlerle İskele Sancağı yapacağız. Hem Sayın Validen hem de Sayın Başkan'dan burada olup bitenleri ilk ağızdan bilgilerini, değerlendirmelerini alacağız. Diğer Suriyeli konuklarımızın, misafirlerimizin her birinin çok özel hikayeleri var, anlatacak hikayeleri var. O hikayeleri İskele Sancak süresince sizlere aktarmaya başlayacağız, çalışacağız. Şimdi bir ağıtla başladık. İlk girişte bir Suriye'den gelen iki sanatçı, Türkiye'ye sığınmış olan iki sanatçının ut eşliğinde bir ağıtlarını dinlediniz İskele Sancak'ın girişinde. Ben hemen İbrahim Cenudi Udi ve Mahir Ganim. Bu ağıtın Türkçesini de bize anlatır mısınız? Bu ağıtta ne anlatılıyor? ابتدت تشرح لنا انه ايش مش مضمون هذا الشعر؟ هاي اغنية بتعبر عن حال الشعب السوري. اغنية بتعبر عن حال الشعب السوري، قصف ودمار وموت. ما لقينا غير احضان الشعب التركي والحكومة التركية. نحن نشكر الحكومة التركية والشعب التركي. Şükran Türkiye, şükran Türkiye, şükran Türkiye. Bu şarkı diyor ilk başta ağaç şarkısı diyor, insanların diyor psikolojik durumlarını anlatıyor. Suriye'de başlarından geçen sıkıntıları anlatıyor. Ve bu süreçte tek Türkiye onların yanında oldu. Tek Türkiye onların kucaklarını açtı. Ve biz üç defa işte, Türkiye'ye teşekkür ederiz, Türkiye'ye teşekkür ederiz, Türkiye'ye çok minnettarız diyor. Orada sözlerin arasında Suriye'deki savaşla ilgili hangi cümleler geçiyordu? خلال الأغنية إنه إيش هي العبارات التي مرت عن سوريا؟ بتقول الأغنية ابني الشهيد، أنا عندي طفل شهيد، ابني الشهيد من تربته نادى، وين الناس اللي عادوا للأمة أمجادا؟ أرض الحضارة عم تندفن يا ناس، أرض المحبة عم تنده أولادا. Orada diyor ki benim diyor bu arada diyor bir tane şehit evladım var diyor orada bıraktım diyor. Şehit evladım kabirden sesleniyor bana diyor. Ey Arap ülkeleri, ey Müslüman ülkeler neredesiniz? Benim ülkem burada kan gölüne dönerken siz neredesiniz diye. Sizin oğlunuz mu vefat etti? Şehit. Ana ibni tıfıl şehid, amru 10 senin. Evet benim oğlum 10 yaşındaydı şehit oldu. Nereden geldiniz siz? Entem men jitum? نحن من ادلب محافظه ادلب. İdlib'den. Evet başınız sağ olsun. Allah yarabbim iyi bir hayata. Peki, evet Suriye'deki savaşı namelere döken bir ağıt en başta dinlediniz. Hep birlikte dinledik. Şimdi arka tarafta da küçük çocuklarımız var. Onlar da bize şiir okuyacaklar. Ben programın başında o küçük çocuklarımızı da dinleyelim istiyorum. Çünkü daha fazla onları bekletmeden havada biraz soğumaya başlayacak. Onlardan birkaç şiir dinleyeceğiz. Sonra onları uğurlayacağız ve biz burada programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sizdeyiz. Buyurun hocam. Evet bir özürlü Suriyeli özürlü bir kardeşimiz. Türkçe şiir okuyacak galiba. 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz, eğleniriz güleriz, geldi 23 Nisan, süsleriz her yani, geldi çocuk bayramı, Atatürk armağanı, yaşa 23 Nisan. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne herdeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Evet, teşekkür ediyoruz. Benim adım Helakıl. Evet. Ben akıllı çocuğum. Ne güzel de akıllı. Kardeşim de çocuklar. Burada çok mutluyum. Öğretmen beni sever. Birlikte şarkı söyler. Oyun oynar, dans eder. Burada çok mutluyum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet son bir çocuğumuz. Benim adım Sidra Cenudi.
yüzden ısrar etme, noksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın büyüklerme, elde neler var, bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Evet, hatasız dost arayan dostundan olur. Pekala, bir Suriyeli bir çocuk. Ben ismimle Nur, sahipsiz olan bir memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Girmeden nifak millete düşman giremez. Top vurduk çölekler, onu top bile bilemez. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir öğretmen hanıma bir soru sorabilir miyim? Hemen mikrofonu verelim. Tabii. Bu çocuklarımızla ilgili sizden kısa bir bilgi alalım. Burada tabii bu kampta birazdan geleceğiz. Eğitim de bir taraftan devam ediyor. Okullar açık bu kampta. Tabii. Ne kadar öğrenci var? Siz Suriyeli bu çocuklara ne öğretiyorsunuz, neler öğretiyorsunuz? Biraz o konuda bilgi verir misiniz? Anaokulu ve kreş 1300 yaklaşık, hani 1300 öğrenci var. Sınıflarda yaklaşık sabah öğle grubu olarak 100 öğrenci var her sınıfta. 50 sabah 50 öğleden sonra. Çocuklara genelde Türkçe öğretiyoruz. Yani bütün hani sınıftaki diyaloglarımız falan Türkçe. Şiirlerimiz, şarkılarımız hepsi Türkçe. Teşekkür ediyoruz. Biz o küçük kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyelim. Sizinle birlikte onları uğurlayalım. Tamam, teşekkür ediyoruz hepsine. Sağ olun. Evet efendim, şimdi Sayın Valimiz Süleyman Tapsız ile biraz konuşalım istiyoruz. Şimdi tabii Türkiye'nin gündeminde de, dünyanın gündeminde de burada olup bitenler, Suriye sınırında, Türkiye'ye çok yakın olan bölgede, Halep ile Türkiye arasında son 15 gündür çok gerçekten acımasız bir savaş yaşanıyor. Rusların havadan bombardımanı, karada rejimin ve PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ilerleyişi ve en son Türk topçularının YPG'ye yönelik atışları olup bitenler bu bölgede. Şimdi bu bulunduğumuz bölge, karşı taraftan neler oluyor şu anda? Oradaki savaşı siz en azından kulaklarınızla işitiyorsunuz burada. Biz de geleli beri Türk topçularının atışlarının seslerini duyduk en azından. Biraz bu bölgenin, bu bölgeyle ilgili bilgileri paylaşır mısınız bizimle? Evet, şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Şubat'ın başından itibaren özellikle Rus savaş uçaklarının sivillere yönelik bombardımanı ve rejim güçlerinin de karadan harekatı neticesinde Halep'in kuzeyindeki ilçelerden Azez'e doğru ve Türkiye'ye doğru bir göç dalgası yaşandı. Baktığımız zaman 30-35 bin civarında bir insan yeni bir göç dalgası oluşturarak Azez ve Esselame arasındaki sınır kapısı civarındaki bölgeye yerleşti. Tabii bunun işte sebebi Rusya'nın ve Esed güçlerinin birlikte sivil halka yönelik bir bombardıman yapmaları. Yani gelmeye devam ediyorlar mı peki insanlar? Şu anda devam etmiyor. Ya bu 3-4 Şubat'dan itibaren bir bahsettiğim gibi 35 bin, belki en fazla 40 bin civarında bir insan geldi. Ama biz son geçtiğimiz 3 yıldan bu yana sadece Türkiye'de değil, Suriye tarafında da valiliğimizin koordinesinde özellikle sivil toplum kuruluşlarını koordine ederek, onları yönlendirerek orada 8 tane kamp kurdurduk. Sınırın öbür tarafında değil mi? Evet, Suriye tarafında. Suriye tarafında, evet. Tabii. Ve bu kamplarda zaten bugüne kadar 50-60 bin civarında insan yaşıyordu. Tabii bu rakamı net vermememizin sebebi şu, oradaki çatışma durumuna göre insanlar tekrar köylerine dönebiliyor veya çatışmalar arttığı zaman tekrar bu bölgeye gelebiliyor. Ve bu yeni gelen dalgayla beraber bu rakam 100 bine ulaştı. Biz hemen tabii buradaki gelen insanların mağdur olmaması için mevcut kamplara çadır ilavesi yaptık ve ayrıca Esselame'de yeni bir kamp
yaklaşık 20 bin kişilik bir kamp orada kurdurduk. Ve şu anda da 470 dönüm arazi üzerinde yine karşı tarafta sınıra en fazla 3 kilometre mesafede 25-30 bin kişilik bir kamp kurma çalışmaları devam ediyor. Ve ilk etapta insanlar buraya yerleştiriliyor. Daha sonra da peyderpey onların imkanlarını, kampların şartlarını daha da iyileştiriyoruz. Ve Türkiye'den bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. Her türlü insani yardım malzemesi buradan gönderiliyor. Evet. İşte başta çadır olmak üzere battaniye, yatak, gıda malzemeleri, sağlık, hijyen malzemeleri olmak üzere bunları karşı tarafa ulaştırıyoruz. Peki bu işin yani insani boyutu. Birazdan bu kamptaki yaşamla ilgili de sorularımız olacak size ama şimdi Aziz Türkiye'nin artık herkesin bildiği en üstten, en tepeden Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın her Suriye bahsi açıldığında zikrettiği bir yer. Aziz'in buraya mesafesi ne kadar şu anda? Şimdi Aziz sınıra 8 kilometre mesafede. Yani neden önemli Türkiye için? Yani Aziz niye Aziz asla düşmeyecek kırmızı çizgidir? Bunun önemi nedir? Tabii şimdi Aziz, Halep şunun için önemli. Şimdi insanlarımız tabii tarihi ve geçmişi çok çabuk unutabiliyorlar. Bakın 1921 yılına kadar Kilis, Antep, Urfa, Antakya bunlar Halep vilayetinin birer sancağı konumunda. Yani ilçesi konumunda. Kilis 1921 yılına kadar Halep vilayetinin bir ilçesi. 1921-95 yılları arasında da Gaziantep'in ilçesi. 95'ten günümüze kadar da müstakil bir il olarak devam ediyor Kilis. Şimdi bu tarihi geçmişimizi unutmamamız gerekiyor. Yani Halep ve Halep'in ilçeleri. Aziz, Tel Rifat, Mare, Afrin ve diğer ilçeler, kuzeyde bulunan ilçeler. İşte hepsi Halep vilayetine bağlı. Ve Aziz'in önemi de şuradan kaynaklanıyor. Aziz bizim Kilis Öncüpınar sınır kapısının hemen karşısında Esselame sınır kapısından sonraki ilk yerleşim yeri. Ve bütün Halep'le bağlantı buradan sağlanıyor. Yani Gaziantep, Kilis ve Halep yolu güzergahında. Ve bütün insani yardımlar, bütün ticaret, ihracat, ithalat, Orta Doğu'ya açılan kapı burası. Evet. O nedenle peki, önemli. Ve bu bölgede... Buyurun. Bir şey daha soracağım peki. Şimdi cumartesi günü obüslerden top atışları başladı. YPG'yi hedef alan. Bununla ilgili içeriden size hangi bilgiler geliyor? Şimdi sonuçlarıyla ilgili soruyorum. Tabii şunu söyleyeyim. Tabii bu bağlantı yolu özellikle Rusya'nın PYD'ye yol açma sebebiyle Tel Rifat ve Aziz'e doğru Halep yolu üzerindeki köyleri ve yerleşim yerlerini bombalaması ve Afrin tarafından PYD'nin de buraya doğru ilerleyerek Tel Rifat'ı da ele geçirmesi Halep yolunu kesmiş oldu. Evet. Tel Rifat ve aşağısında da Nubul Zahra kasabaları var. Oradan aşağısına da rejim güçleri gelerek bu yolu kapatmış oldu. Ve bu sebeple tabii buradan Halep'e de insani yardımlar da ulaştırılamaz hale gelmiş oldu. Şimdi öncelikle tabii bu şeyi yapacağız, tespiti yapacağız. Hem PYD tarafından hem de zaman zaman IŞİD, DAEŞ bölgesinden Türkiye'ye hem sınırımıza yakın sınır birliklerimize havan atışları yapılıyor. Ve zaman zaman da oradan işte bu kamuoyuna da yansıdı. Katyuşa füzeleri başta olmak üzere. Bakın Kilis şehir merkezine iki tane Katyuşa füzesi düştü. Bunlardan birisi okul bahçesine düştü. Biri de şehrin göbeğinde merkezi bir caddeye düştü. Allah'tan bir tanesi hafta sonu olduğu için yaralılarla 2-3 yaralıyla kurtulmuş olduk. Diğeri okul bahçesine düştü. Bir 12 yaşında bir kız çocuğumuzu kaybettik, şehit oldu. Bir de orada çalışan bayan görevlimiz o da şehit oldu. Eğer bu füze 5 dakika önce düşseydi burada Allah korusun 100 çocuğumuzu en az kaybetme riskiyle karşı karşıyaydık. O nedenle yani Türkiye angajman kurallarını işleterek işte bu atılan füzelere
sınırımıza zaman zaman boş araziye veya karakollarımıza düşen havan mermilerinin karşılığı olarak. Evet, şu an bir tane elbette atıldı. Elbette ki evet, şu anda ses de geliyor. Gayet doğal. Bir top atıldı. Bu angajman kuralları gereği Türkiye bunu deklare etmişti. Karşı tarafa bu atışların karşılığını veriyor. Ve bizim de aldığımız haberler orada ciddi anlamda zayiat verdirildiği yönde de bilgi istihbari bilgileri de bize geliyor. Peki. Evet, şimdi az önce Sayın Vali son cümlelerini kurarken bir top atışı daha oldu. Obüs topları değil mi bu? Obüsten fırlatılan fırtına obüsleriyle evet. YPG hedeflerine fırlatılan toplardan bir tanesiydi bu. Sayın Başkan, bu top sesleri son bir haftadır bütün kiliste duyuluyor herhalde değil mi? Evet. Ben öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Yine sözlerime başlarken Ankara'daki menfur saldırıyı telin ediyorum, kınıyorum. Ölenlere, şehit olanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Gerek Diyarbakır'da gerekse Ankara'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu biz görüyoruz. Ve canlı bir şekilde yaşıyoruz. Az önce Sayın Valim'in dediğine ilaveten özellikle Aziz konusuna ben değinmek istiyorum. Buyurun. Şu anda en büyük bizim için önemli olan ve sıkıntılı olan husus şu. Aziz ve Halep'te demografik yapının değişimi söz konusu. Çok ciddi bir şekilde bir taraftan rejim güçleri, bir taraftan Rusya'nın bombalaması, bir taraftan YPG güçleri, bir taraftan DAEŞ'in bastırması sonucunda özellikle Halep'in kuzeyinden Aziz'e kadar, Aziz'den Kilis'e kadar olan bölgedeki demografik yapı buradan bir insani katliam, bir soykırım yapılarak buradan tecrit ediliyor ve sanki Suriye'ye, DAEŞ'a, YPG'ye ve rejime teslim ediliyor gibi pozisyon oluşturuluyor. Demografik yapının bozulması dediğiniz, oradaki nüfus hareketleri tetikleniyor ve orada yerleşik olan insanlar evinden yurdundan uzaklaştırılıyor. Yerine de başkaları getirilmek isteniyor. Yani bu anlamda şu anda orada açık ve net şu gözüküyor ki şimdi orada YPG'ye yani PYD güçlerine, DAEŞ'a ve rejim güçlerine alan oluşturuluyor. Ve orada esas Suriye'nin evet çok evet, güçlü bomba bir, seslerini duyuyoruz. Güçlü bir Suriye'nin aksiyon, esas evet. gücü olan, esas halkı olan, yerli halkı olan insanlar olan kendi yuvalarından, kendi yurtlarından uzaklaştırılıyor. Yani dünyanın dikkat çekmesi gereken, dünyanın burada esas bulunması gereken ve tavır koyması gereken husus burası. Çünkü buradaki bu insanlar kendi vatanından uzaklaştırılarak o coğrafyada DAEŞ dünyadan toplama bir örgüt. Rejim güçlerinin alanı belli bir noktada, YPG, Afrin bölgesi belli bir noktada, bunlar bu üçü birden bu bölgeye doğru gelip buradaki esas Suriyeli olan, esas Suriye vatandaşları buradan tecrit edilerek soykırıma tabi tutuluyor ve Türkiye'ye doğru müthiş bir tazyik yapılıyor. Onun için bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli olduğundan dolayı biz bu demografik yapının değişmesine izin vermememizden dolayı biz şu anda Aziz'e YPG güçlerinin gelmesini engellemeye çalışıyoruz. Temel Peki. faktör bu. Peki. Ben bu arada da şunu söylemek istiyorum. Yani şu anda özellikle bu coğrafyanın bir bedeli olduğunu biliyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın zor olduğunu biliyoruz. Ama biz bu coğrafyada komşuluk hukukunun, komşuluğun fedakarlık olduğunu ve katlanmak olduğunu da canlı olarak görüyoruz. Evet. Ben özellikle sizin aracınızla Türkiye kamuoyuna ve dünya kamuoyuna seslenmek istiyorum. Dünya kurulduğundan bu yana gerek savaşlarla gerek doğal afetlerle çeşitli göçler olmuştur. Çeşitli nüfus hareketleri olmuştur. Bu göçler ve nüfus hareketleri belli bazı bölgelerde, belli bazı belde ve şehirlerde kendi nüfusundan fazla da olmuştur. Ama şunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Dünya kurulduğundan bu yana kendi nüfusundan fazla bir Suriyeli bir mülteciyi, bir misafiri barındırıp da yani şu anda Kilis'te 90.400 merkezde nüfusumuz var. Fakat 127.000'in üzerinde Suriyeli mülteci demiyorum. Sığınmacı demiyorum. Misafire ev sahipliği yapıyoruz ve toplumsal olayların hiç yaşanmadığı, asayiş olaylarının Türkiye ortalamasının ve dünya ortalamasının da altında olduğu bir dönem ne Türkiye'de ne dünya kurulduğundan bu yana hiçbir zaman yaşanmamıştır. Evet. Ondan dolayı da Kilis şu anda
dünya kurulduğundan bu yana yaşanmamış bir örneği sergiliyor. Ben Kilis halkının tamamına belediye başkanı olarak 7'den 70'e herkese ben teşekkür ediyorum. Bu enteresan da bu verdiğiniz bilgi, yani 90 bin nüfusu var ama 123 bin Suriyeli misafiri ve misafir olarak görüyoruz diyorsunuz. 127 bin mi dediniz? 127 bin, 127 bin Suriyeli'yi ağırlıyor şu anda Kilis ve bundan dolayı da herhangi bir asayiş hadisesi yaşanmıyor. İnsanlar bunu benimseyerek gönüllü bir şekilde bu sahiplendiler Suriye'den gelenlere diyorsunuz. Kesinlikle. Peki, evet peki. Şimdi az önce çok gürültülü geldi bu defa fırtına obüslerinden YPG mevzilerine atılan top. Arka arkaya sanki iki top birden fırlatılmış gibi oldu. Şu bir haftadır bu gürültüye alıştınız mı artık? Özellikle şu son bir haftadır. Biz 5 yıldan beri alıştık. Yani bu gürültü bir şey değil. Bu gürültünün çok daha fazlası Rus uçaklarının bombalanmasından, DAEŞ'in araç patlatmasından ve özellikle PYD güçlerinin ve rejim güçlerinin helikopterlerden attığı bombalardan biz zaten... Bunun gürültüsü de zaten esas gürültüyü siz Rus uçaklarının bombalamasında görecektiniz. Ben şunu söyleyeyim. Kendi çocuklarımı sabah erken kaldırmakta zorlanırken Kurban Bayramı sabahı Rus uçaklarının bombalaması sonucu veya DAEŞ'in araç patlatması sonucu insanların hepsinin yataktan fırladığını, insanların ne oluyoruz diye yaşadığını biz canlı olarak gördük. Ve Kilis'te biz şunu çok rahat yaşıyoruz artık. Bomba seslerinden kulaklarımızı tıkayacak hale geliyoruz. O bombaların ve araç patlatmaların yer sarsıntısını Kilis'te biz deprem 6 şiddetinde 7 şiddetinde deprem olacak şekilde hissediyoruz. Ve oturduğumuz masalar, peki, sandalyeler sallanıyor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi biraz Suriyeli misafirlerimize dönelim. Onlarla biraz konuşalım. Feride El Hüseyin. Nerede acaba Feride Hanım? Mikrofonu, evet mikrofonu Feride Hanım'a uzatalım. Siz Suriye'de ailenizde kayıplar verdiniz buraya gelmeden önce. Anlatır mısınız? Neler geldi başınıza? Neler yaşadınız? Mesel khair. Ana ismi Feride Hüseyin. Bir tercüme etsin. Evet, bir saniye. Ya sen عطيتي ضحايا كثير بعيلتك هنيك احكي لنا حياتك هنيك. اسمي فريدة الحسين عمري 43 عندي 4 أولاد و3 أحفاد كنت عايشة بعزاز أنا عزازية لأنه لما دخل عساكر الأسد لعزاز يعني دخلوا بشكل وحشي يعني صاروا يقتلوا شمال ويمين يعني كل شخص بشوفوه بلش القتل إيش في كان رجال بعزاز فورا رقدوا على الجامع وبلشوا التكبير الله أكبر الله أكبر بالجامع الإمام يقول والرجال يردوا وراه فرقدوا عسكر الأسد شو عملوا؟ قوصوا الإمام بتمه Bir dakika, biraz tercüme edinerek gidelim. Ben Feride Hüseyin diyor, 43 yaşındayım. 4 çocuğum, 3 tane torunum var diyor. Aziz'de yaşıyorum. Esad rejimi ilk Aziz'e girdiğinde ilk başta erkekleri topladı. Onları öldürecek. Mehmet Bey, Feride Hanım Türkçe konuşuyor. Bence öyle mi? Tabii, Türkçe anlatsın zaman, bence. Siz Türkçe anlatın o zaman. Buyurun tabii. Yani biraz zor. Peki sen bilirsin. Peki, tamam. Evet dinleyelim. Ne dedi Feride Hanım? Esad rejimi vahşice Aziz'e girdiği zaman erkeklerin hepsini camiye topladı. Erkekler o an kendi kendilerini öleceklerini hissederek tekbir vermeye başladılar. Sonra teker teker erkekleri öldürmeye başladı. Evet yani اللي كانوا جنبه كلهم قتلوهم وسحبوا جثثهم واخذوهم حتى الجثث ما تركوه. يعني ايش في شباب اولادنا كلهم قتلوهم بهذاك اليوم ما كان في صوت غير صوت الرصاص في البلد كله Oradaki bütün erkekleri öldürdüler, cesetlerini bile birlikte götürdüler. Sadece kadınlar orada silah sesini duydular. Hiç kimse yaklaşamadı o an camiye. Sizin aileden de var mıydı orada kimse? Abul fi hada min ailtek hunik? Akid kullun kanu arabini ve kan ibni min beynatun. كلن قتلوهم من بعد ما هدي صوت الرصاص راحوا النسوان على الجامع ما لو غير الدم معبي السداج والأرض كلها الجامع ما فيه غير الدم ونظارات هاي تقول ابني وهي تقول حذاء ابني وهي يعني من أشياء نعرف اللي كان هون طبي ديو بينما أقرب عالم ده وارد وأولوم وارد onların arasında
Kadınlar diyor camiye gittiğinde sadece kan ve kalan eşyalarını görmüştü. Bazı kadın işte oğlunun ayakkabısını, gözlüğünü görerek hani oğlu öldüğünü anlamıştı orada. Evet. Peki bir ara vereceğim. Dönüşte Sayın Feride El Hüseyin, değil mi? Siz kendi yakınlarınızdan kendi çocuğunuzu da kaybettiniz o saldırılar sırasında, katliam sırasında. Sonra Türkiye'ye geldi herhalde. Türkiye'ye nasıl geldi? Burada nerede yaşıyor? Bir ara vereceğim. Ondan sonra sizinle konuşarak yine ikinci bölüme başlayacağım. Bir ara veriyoruz efendim. Dönüşte birlikte olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz. İskele Sancak, Suriye-Türkiye sınırı sıfır noktasında karşınızda Elbeyli kampından bu yayını gerçekleştiriyoruz. Şimdi Suriye'den gelen ve orada kendi çocuğunu da kaybeden Feride Hanım'la konuşuyorduk. Feride El Hüseyin, siz Türkçe biliyor musunuz zaten? Türkçe devam edelim. Daha sonra nasıl geldiniz? Türkiye'ye nasıl intikal ettiniz? Kimlerle geldiniz? Ailenizi orada mı bıraktınız? Ben, kocam, çocuklarım ve kızım, ailesi, torunlarımla birlikte buraya geldik. Orada kimler kaldı peki? Kardeşlerim ve ailesi. Nerede kalıyorsunuz? Burada, bu kampta mı? Gazze'de. Nerede kalıyorsunuz? Şu an bu kampta mı kalıyorsunuz? Evet, bu kamp. Kampta yaşıyorum. Evet. Peki nasıl burada kamptaki hayat sizinle ilgileniliyor mu yeterince? Hangi imkanlar sağlanıyor size? Buradaki yaşamınız nasıl gidiyor? Yani burada her şey daha iyi. Hocam astım hastası, annem şeker hastası. Yani burada doktor var, hastane var, okul var. Yani elektrik, su, her şey var. Yani daha iyi, Suriye'den daha iyi. Yani çok şükür Türkiye'ye, çok şükür. Yani her şey var. Peki. Yıldız Zembilören, Yıldız Hanım. Evet. Siz Türkçe biliyorsunuz herhalde. Evet, ben Yıldız. Türk'üm. Sizin hikayenizi dinleyelim. Siz de Suriye'den geldiniz ama buradan gittiniz herhalde Suriye'ye. Evet, ben 32 sene önce Suriye'ye gelin olarak gittim. Savaş dolayısıyla çocuklarımla buraya geldim. Suriye'den çıktığımda ben zaten önce Öncü Pınar'a, sonra da Elbeyli kampına geldim. Ben 3 seneden beri de burada tercümanlık yapıyorum. İşte neresinden geldiniz Suriye'ye? Azez'den. Evet, Azez'den geldim. Eşim Suriyeli. Hani ben Türk'üm. 32 sene önce de hani gitmiştim savaş dolayısıyla. Ben 4 seneden beri kamptayım. 4 seneden beri de tercümanlık yapıyorum. Peki. Orada sizin peki geride akrabalarınız, ailenizden evet, kalan oldu mu? Benim, benim iki evli kızım var, torunlarım var. Onlar Suriye'de kaldılar. Akrabalarımız orada kaldı. İşte çok yani üzülüyorum. Şimdi çocuklarım için, torunlarım için çok korkuyorum. Çok hani başlarına bir şey gelir diye. Çok korkuyorum gerçekten. Azezdelermiş. Azezdeler, evet. İki kızım da gelin, torunlarım, damatlarım. İki kızım, akrabalarım hepsi Azez'deler. Konuşabiliyor musunuz peki? Telefonlar açık evet, mı orada? Evet, telefonla konuşuyoruz. Her zaman anne ne olur bizi de yanınıza alın diye. Hani çantalarını hazırladılar. Anne ne olur bizi de Türkiye'ye geçirin. Bizi de Türkiye'ye alın. Çocuklar çok, torunlarım çok korkuyorlar. Her telefon açmalarında ağlıyorlar. Ne olur anne bizi de. Hani ben 4 seneden beri çocuklarımdan ayrıyım. Ben 4 seneden beri çocuklarımı görmedim, torunlarımı görmedim. Siz de gidemiyorsunuz o tarafa. Gidemiyorum, evet gidemiyorum. İşte gidemiyoruz. Ben 4 seneden beri çocuklarımdan, torunlarımdan ayrıyım. Her gün torunlar arıyor benim. Ne olur anneanne bizi de Türkiye'ye getirin. Ağlıyorlar. İşte zor. Evet, Allah sizi, çocuklarınızı, torunlarınızı sizlere bağışlasın. Sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol. Peki. Şimdi...
bir doktor, doktorasını yapmış eğitimli bir Suriyeli misafirimiz var. Human Ensun. Burada mı? Evet, en arkada bir mikrofon oraya götürelim. Yayından önce sizin de kısaca bir hikayenizi dinlemiştim ben. Anlatır mısınız? Siz neresinden geldiniz Suriye'nin? Ne zaman Türkiye'ye geldiniz? Men 3 سنين. Tercüme. Evet, tercüme. كم سنة صار لك أنت جيت على تركيا من وين جيت؟ الصوت واطي شوي ما عم بسمعك هسه سيسم جيت ميديا سيسم عالمي سيس duyar mıyor musunuz şu anda bizi? Duyamıyor galiba. Peki. Ne yapayım? Peki tamam. O zaman siz kendiniz söylemek istediğiniz bir şey varsa bunu iletin oradan lütfen. Ben soru sormayayım. Kendiniz konuşmak istediğiniz bir şey varsa konuşun. Sizi daha fazla yormayalım. Abul, ايش انت حابب تحكي احكي لنا استاذ امام. ايوه. انا دكتور همام من سوريا طبعا، عامل دكتوراه بفرنسا بنهاية 2012، دكتوراه بالهندسة الطبية. قضيت ست سنوات بفرنسا، عندي ثلاث أولاد ولادة فرنسا. جيت على سوريا في بداية 2012، حاولت أشتغل بمجالي ولكن للأسف بداية الحرب كانت، وبداية القصف وبداية استعمال الأسلحة، كافة أنواع الأسلحة من قبل النظام. اضطرينا بعد 5 أشهر أو 6 أشهر إلى هجر البلد بسبب إنه الدمار اللي صار ببيوتنا، فما بقي في عنا مسكن وخسرنا. Peki, teşekkür ediyoruz size. Diyor ki ben Humam Esin, doktoramı Fransa'da yaptım. Orada 2012 yılın sonuna kadar orada kaldım. Sonra Suriye'ye geldim, orada hani eğitimimi devam ettirebilmeyim, ülkeme yararlı olabilmişim. Ne yazık ki bu pek faydalı olmadı çünkü savaş çıktı. 6 ay süre boyunca orada kaldım. Sonra tekrar Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Burada kampta mı kalıyor kendisi? Elbeyli kampında tamam, kalıyor. Burada. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi burada en önde bir amcamız var, beyaz elbiseli. Omuzunda Türk bayrağından oluşan bir atkı. Muhammed Esvet amcamız değil mi? Muhammed Esvet. Ne? Evet. Heh. Siz bize Çanakkale şiirini okuyacaksınız. Ente şair Çanakkale. No. Evet. Peki, kendisi bir Suriyeli, Arapça ana dili, Türkçe bilmiyor ama Çanakkale destanını, Çanakkale şiirini ezbere okuyacak bize. Evet. Kaç yaşındasın amca sen? Adı Şamrak. 80. 80. 80 yaşındasın, pekala. Nereden geldin buraya? Menüvencid intelehon. Menüvencid. Halep. Halep'ten. Peki, dinliyoruz. Amnismak. Amnismak. فوقا نبدا بالشعر يلا Evet, bu arada biz şiiri beklerken bir top atışı daha geldi. Obüslerden, fırtına obüslerinden yine YPG mevzilerine doğru giden bir şehitler obüs topu. Diyar Çanakkale'ye indim. Hüzünle büyük gamiye bindim. Açapan'dan kaleye döndüm. Çanakkale'nin kalesi birbirine bakar. Çanakkale'de 250.000 şehidimiz yatar. Ruhlara şad, ruhlara şad mekanları cennet olsun. Namazgahta kalmışlar, nöbette namaz. Allah'ım onların sevabına denizden suyundan, karanın toprağında daha çok yaz. Said Unbaşı diyorlar, 270 kiloluk tubu kaldırmış. Allah'ım bu nasıl asker, paşası sorar kardeşliğinden, ne istersin diye. Aç olduğu
aç olduğu için bir ekmek ister. Arkadaşlarının hakkı olur diye onu da almayan asker ruhu şad olsun. Sulandara şehitliğine vardık. Taş elle çevrilmiş şehit mezarları gördük. Kendi oğlunu gulgiye koyu verip de başları yaralı saran doktora duduk. O doktorun da ruhu şad olsun. Mehmet Çavuş abidesi de nizam bakar. Dibinde 57 bin şehit yatar. Bambeyaz camdan mezara taşa. Okuyamadım cahilim. Hangisi Çavuş, hangisi Umbaşı? 21 elle 22 yaşa. Allah'ım bunlar ne kadar genç asker. Ruhu şad olsun. Peki. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Esmet amcaya. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Yani Türkçe bilmiyor. Bu şiiri kimin şiiri? Nereden bulmuş? Bu şiiri kendi mi yazmış? O mümkün değil herhalde ama bir anlatsın bize yani bu şiirin hikayesini bir anlatsın. Ente ma bta'rif tadki inno mesela inno ahki lna qissat hal sha'r inno shlon katabta shlon ta'allamta? Shlon ta'allamta? Ana ba'rif shwaya turki bi sughari. Ben diyor küçüklüğümden beri biraz Türkçe bilirim diyor. Hani okurum diyor. Kanu kaçakci yijul anna addi'a. Yijul anna addi'a. ناخذ لهم اكل للكرم يحكوا معنا باللغه التركيه تعلمنا منهم شوي daha önce diyor bazı diyor Türkler diyor bizim oraya köye gelirdi Suriye'nin köyüne diyor orada biz onlara ekmek yemek götürürdük diyor orada bizimle Türkçe konuşurlardı ve biz o sırada öğrendik Türkçeyi biraz Türkçe, bu şiiri kendisi mi yazdı hey şair انت كتبته kimin şiiri bu هذا الشعر هذا الشعر انا كتبته بمساعدتكم انتم ben diyor bu şiiri diyor sizin yardımınızla yazdım Evet. Üstad İsmail katabliye. Peki. İsmail Bey'in sayesinde. Buraya ne zaman geldin sen peki amca? Türkiye'ye ne zaman geldin? Hangi şartlarda geldin? Emte cita Türkiye'ye bir ey şugut cita Türkiye'ye ente? Sar takriben sinteyn unus. Eş hiye kent şugut hatta elcaet lehon? Naam. Eş hiye şugut kent hatta elcaet lehon cita lehon yani? Hunike sar damar. Yaklaşık iki yıl oldu buraya geleli diyor. Burada halinden memnun mu Türkiye'de? Mabsut ente halak hone? Ana hone mabsut ve mukayyif. Hem diyor mutluyum diyor hem de keyifliyim diyor burada yaşamda. Velhamdülillah. Evet bakıyorlar mı sana burada? Assalamu aleykum. Naam ya sidi bakıyorlar. Peki. Bir notu daha var. Teşekkür edecek. Peki bir not daha varmış herhalde. Hayır. أجدادنا وأجدادكم نائمون مع بعض. أجدادlarınız ve أجدادlarınız beraber yatıyorlar. في Çanakkale في تلك الأيام الصعبة. Çanakkale günlerinde o zor günlerde. كانوا مع بعضهم. Onlar bir beraberdiler. والآن مرة أخرى. Şimdi yeniden beraberiz. مع بعضنا البعض. Tamam. ونشكر الجمهورية التركية. تركيا جمهوريتنا تشكر ederim. والأمة الإخوة. وتركيا شينا vatandaşlarına. التركية. تركيا. ونشكر أيضا. تمام. محافظ كيلس. سليمان طبسيز. Aynen aynı zamanda Kilis valisi Süleyman Tapsa teşekkür ederim. Hepimizi. Hepinize teşekkür. Peki. Biz de Muhammed amcaya teşekkür ediyoruz. Nahne kemen teşekkürak. Bu güzel sözleri ve okuduğu şiirden ötürü. Şükran ala bir mikrofonu yanındaki evet. Sizi tanıyalım. Ta'arraf alek. Ana Ahmed Najjar min Medine Mara.
Ahmet Necak Mağe'den geliyor. Halep'e ait. Ne zaman geldiniz buraya? Enteciklahın. Sana 3 sene oldu. 3 yıl oluyor. 3 yıldır bu kampta mısınız? Evet, hem benim hayatım 3 sene. Sana 3 sene oldu. Evet, 3 yıldır bu kampta ikamet ediyorum. Peki nasıl 3 yıldır bu kampta hangi şartlarda yaşıyorsunuz? Halinizden memnun musunuz burada? Asla 3 sene عم تعيش هون بأي شغل عم تعيش بهالمخيم يعني مبسوط من حالك هون؟ والله مبسوطين الحمد لله برعاية الله بعدين رعاية السيد أردوغان والسيد سليمان والشباب الطيب الأتراك نشكر جميع أخوتنا الأتراك اللي رعونا رعاية حقيقية يعني أخوي والله نشكر الدولة التركية جميعهم والله نحن برعاية جيدة جدا الحمد لله الفضل الله بعدين لكم. Önce diyor Allah'ın yardımıyla sonra diyor Sayın Erdoğan'ın gölgesinde diyor Sayın Kilis Valisi'nin gölgesinde bu kampın olan kişilerin gölgesinde diyor çok çok mutlu bir hayatımız var yaşıyoruz diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve vatandaşlarına çok teşekkür ediyoruz diyor. Biz onların sayesinde buradayız. Evet. Bir sizin Suriye'de peki ailenizden kaybettiğiniz kimse oldu mu bu savaşta? Fi hada fakat da bihal harbi. Nam, ana fakat ahi. Evet ben kardeşimi kaybettim. Ahi, amru 44 sene. Kerrak motor derraci. Vaca tayran kasafu kasra kaptu kas. Evet diyor 44 yaşında kardeşimi kaybettim diyor. O camiden çıkarken motosiklet üzerindeydi diyor. Sonra uçak bomba attı diyor. Kafasını uçurdu. Nerede oldu bu? Ven sahal hadise? Ve medinet Mara. Yine Mare'de. Halep'e ait Mare'de. Evet Mare orayı da. Buraya bir 20-30 kilometre aşağısı oluyor değil mi? Mare şibeydi mi? Hangi kilometre? Bugünlerde de 35 kilometre. Yaklaşık bir 35 kilometre. Peki içeride kalan yakınlarınızla görüşebiliyor musunuz buradan? Hatmazar. أقول إنه عبتدوا توصلوا أقاربينكم الموجودة هلا بمارة. عم نوصلن على الواتساب. Sadece. Sadece. Hatta WhatsApp ما عاد في عنا لأني القصف ما ضل عنا لا كهرباء ولا ماي ولا WhatsApp ولا تليفون. Sadece bir tane telefon programı üzerinden diyor beraber sesli mesajlar gönderebiliyoruz birbirimize diyor. Ha, ama diyor şu an o da durdu diyor. Çünkü hani diyor orada diyor bombalı saldırı olduğu için diyor iletişimimiz kesildi. Haber alamıyor. Haber alamıyorlar şu an itibariyle. Kimler kaldı orada peki? مين تم الكون هنيك هلا؟ صفي عنا عائلتين ما عم نقدر نجيبن مين عائلات؟ خواتي واخوتي وعائلاتي يعني sadece iki tane kardeşlerim kaldı diyor aileleriyle birlikte onlar oradalar şu an evet peki نحن انا حابب بس نتشكرك شكرا لكم بس هيك يعني عتابة واحدة بس يعني مشان اعبر عن الحزن اللي نحن عايشين فيه يعني افيدا Sadece bir tane diyor ufak bir ilahi söylemek istedim. İlahi değil de hani oradaki zulümü anlatmak Olur. amacı ufak Tabii bir şey söylemeyebilirim. Tamam. Nitsem Ali. Öf ala Suriye ya Rabbi meten'ud. Ala Suriye ya Rabbi meten'ud. ونبني لخيام المجد منعود منعود وحياة اللي قلبت الزيت منعود أهالي تركيا كليتن طياب يا با يا با مظلومين يا أردوغان مظلومين مظلومين ومن الفرح محرومين مظلومين يا أردوغان مظلومين مظلومين ومن الفرح محرومين آه 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 والله مظلومين ما في حدا يسمعنا مظلومين الحياة ما إلها معنى مظلومين ما في حدا يسمعنا مظلومين الحياة ما إلها معنى مظلومين هذا القدر فرقنا مظلومين يا أردوغان مظلومين Evet, alkışlıyoruz ama aslında bunlar tabii yüreği yaralı, kalbi acılarla dolu Suriye halkının
ağıtlarını dinliyoruz bir taraftan. Suriye'den gelen bu beyefendi de işte Mare'de bir bombardıman sırasında kardeşini kaybediyor. Kardeşini orada bırakıp Türkiye'ye sığınıyor. Acılı insanlar, yürekleri acılarla dolu insanlar. Bir taraftan da tabii geride bıraktıkları ülkenin hali yıkıntıya dönmüş bir ülke, bir Suriye gerçekliğiyle ne yazık ki karşı karşıyayız. Bu ağıtta da kulağımız bazı kelimeleri çok rahatlıkla aldı. Mazlumi Erdoğan, mazlumi gibi bir cümle kullandı mesela. Sözleri ne anlatıyor bu ağıt? Onu da izleyicilerimize paylaşmış olalım. أقول إنه الكلمات عن إيش تعبر هاي الأغنية؟ الكلمات بتعبر إنه مظلومين ما في حدا يسمعنا كل دول العالم تخلت عنا ما صفينا غير الله من بعد الله تركيا والشعب التركي. Diyor ki biz diyor zulmü uğramış insanlarız diyor. Diyor kimse diyor bizim yanımızda durmadı. Tüm dünya ülkeleri duymadı. Tek Allah var diyor. Allah'tan sonra da Türkiye Cumhuriyeti tek yanımızda durdu diyor bu savaşta. والعتابة بتعني يعني العتابة على سوريا يا ربي متى نعود ايمت نرجع سوريا يا رب ونبني لا خيام المجد حتى خيمة يعني بس لو كان عودان معلش نسكن فيها خيمة معلش وحياة اللي أنبت الزيت من عود وحياة الله يعني وحياة اللي أنبت الزيت من عود أهالي تركيا كلياتهم الطياب هن كلياتهم طيبين لكن نحن بنحب نرجع بلدنا كمان Diyor ki bir de diyor hani tek hedefimiz diyor Türkiye'de hani bir an önce Suriye'ye dönmek, onu tekrardan inşa etmek, bir çadır da olsa bile orada oturmak ve diyor Yüce Allah'ın diyor zeytin dalına hani zeytin yerleştirdiği gibi oradan zeytin yani çıkarttığı gibi bu insanlar da o kadar diyor iyi o kadar da diyor Türk halkı diyor o kadar iyi o kadar bize diyor hürmet gösterdi diyor. Peki teşekkür ediyoruz. Ya, teşekkür ederim. Arkada Şükran gözlüklü hanımefendi siz bu ağıt yakılırken ağlıyordunuz orada. Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyor musunuz? Peki. Neden duygulandırdı bu ağıt sizi? Hanımıza konuşuyor. Hanım bize ne gördük, ne bu sonumuza iniyor. Hele şeyleri konuşuyor. Yani öyle yargıdır zaten yani. Çok şükür. Siz neresinden geldiniz Suriye'nin? 3 seneden ben buradayım. Ben Bayırbucak'tan. Bayırbucak'tansınız. Hı. Bayırbucak Türkmen misiniz? Türkmenim. Bayırbucak Türkmenlerindensiniz. Hı hı. Şimdi Bayırbucak'ta son dönemde biraz savaş aslında arttı, yoğunlaştı. Hı hı. Siz 3 sene önce geldiniz. Ha, ben 3 sene önceden geldim. O zaman da var mıydı yoğun bir şekilde yok, bu savaş? Yok, o zaman da çok savaş yoktu. Ben erkenden çıktım yani. Çocuklarım evet. için çıktım. Benim içim orada savaşlıyor. Hindi yaşan orada savaşlıyor. Sadece benle çocuklarım Allah'ın emanetine Türkiye'de bıraktı bizi. Orada savaşlıyor Allah korusun. Kim savaşıyor orada? Benim işim. Eşiniz çıktım, orada. Ha. Şu an hala orada. Bayırbucak'ta savaşıyor. Bucak'ta. Siz de burada bu kamptasınız. Benim. Öyle mi? Çocuklarınızla birlikte. Evet. Evet. Peki görüşebiliyor musunuz eşinizle? Arada o sizi arayabiliyor mu en azından? Her iki ay izin alır buradan gider. Her iki ay, üç ay gelir 10 güneyle bize bakar geri döner. Evet. Ama telefonla bir irtibatınız herhalde. Ha. Telefon orada çok zor. Çok zor. Peki. Çocuklarınız burada öyle mi? Çocuklarım burada. Orada 3 çocuğum var. Yakınlarınız kaldı mı orada Bayırbucak'ta? Kimse orada kalmadı. Hiç kalmadı. Burada hepsi Türkiye'ye geldiler. Osmanlı'da, İslahiye'de. Ama ben burada yalnızım. Akrabamız yok. Peki bu kamptaki halinizden memnun musunuz? Sizin çok de memnunum. Size gösterilen ilgi, alaka? Her şey güzel burada görüyor. Her senediği güzel oluyor. Çok memnunum. Allah razı olsun. İnşallah Türkiye en büyük devlet bu dünyada olur. Peki. Bayırbucak nasıl şu anda? Bilginiz var mı Bayırbucak'ın durumuyla ilgili? Bilmiyorum ama yok. Yani siz biliyorsunuz hepleri çok kötü. Evet, maalesef orası da çok kötü. Rus bombaları ve rejim bombardımanı altında. Peki size de teşekkür ediyoruz. Ailenizle birlikte güzel bir gelecek
temenni ediyoruz. Burada Muhammed amcanın yanındaki beyefendiye, ha peki ara vermem gerekiyormuş. Aradan sonra sizinle başlayalım. Ara veriyoruz efendim. Dönüşte tekrar yayınımız devam edecek. Evet, tekrar birlikteyiz. İskele Sancağı devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. Türkiye-Suriye sınırı sıfır noktasından bu yayını gerçekleştiriyoruz. 25 bin Suriyelinin ağırlandığı Elbeyli kampındayız. Kilis Mahallesi Süleyman Tapsız ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Sayın Başkan ve Sayın Vali riyasetinde bu programı burada gerçekleştiriyoruz. Bunun için tekrardan size teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında hani içeride Türkiye'de Suriye meselesini muhalefet eden kesimler var. Suriyelilerin Türkiye'ye bir yük olduğunu dile getiren insanlar var. Bu görüşler elbette bir görüş olarak dikkate alınabilir, alınmaz. Başka bir bahis ama meselenin tek boyutlu olmadığını göstermesi bakımından bir örnek var şimdi karşımızda. Sayın Hasan Olabir, bir iş adamı kendisi. Suriye'den sığınmacı olarak Türkiye'ye gelmiş ama işini Kilis'te de bir iş kuruyor ve burada pek çok insana iş sağlıyor. Doğru mu söyledim Hasan Bey? بسوريا جيت لهون جبت املاكك كمان وحطيت شغل هون عم تشتغل هلا بكليس صح تمام evet kaç kişi çalışıyor sizde kaç şahs عم يشتغل عندك ايش عم يشتغل بدايه بسم الله الرحمن الرحيم بدي اقول للاخ المنشد من شوي ابو الشهيد بانه ابنه سبقه الى الجنه كاول واحد من افراد اسرته وإن شاء الله بالمستقبل رح يلاقي شخص سبقه إلى الجنة يفتح له الباب إله ولعائلته. Konuşmama önce şehit babasıyla başlıyorum. Ona demek istiyorum ki oğlun seni cennette biraz erken gitti. Seni orada bekliyor. İnşallah sen de onun arkasından gidersin. أنا بالنسبة لي سعيد بهالاجتماع اللي بيدل دائما على التقارب نحن والأخوة الأتراك إلنا تاريخ قديم مع بعضنا. Bu toplantıda diyor bizle ve Türk kardeşliğinin tarihin eskiye dayandığını belirten bir toplumda bulunduğum için çok mutluyum. أنا بريد أوجه رسالة لأخوتي السوريين الأبناء والأخوات والأمهات إنه نحن التجار أو الصناعيين السوريين قاعدين جنبكم بكلس ما بدنا نروح على ألمانيا. ولا بدنا نروح على فرنسا بدنا ننتم جنبكم Biz Suriyeli iş adamları olarak ilk başta şunları söylemek istiyorum. Biz burada Kilis'te kalacağız, yatırımımızı Kilis'te yapacağız. Almanya'ya, Avrupa ülkelerine gitmek istemiyoruz. Yani على حسب استطاعتنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Tabii elimizden geldiği kadar. وبدي اوجه رساله للسيد الوالي وللسيد حسن رئيس البلديه بانه نحن معكم رح نحسن أبنائنا نعينهم بالعمل نعينهم بالتعليم نعينهم بكل شيء Tabii Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımıza da söylemek istiyorum ki biz buradaki Suriye vatandaşları eğitimle iş arasında da tek başlarına bırakmayacağız. فيك حكمة صغيرة أب وبنته عم يقطعوا الجسر Bir metal anlatmak istiyorum size burada bir atasözü gibi bir şey. Baba ve kızı köprüden geçmek istiyorlar. الأب قال لبنته الصغيرة امسكي بإيدي مشان ما تقعي. Baba kızına dedi ki elimden tut köprüye düşme diye. البنت الصغيرة قالت لأبوها قالت له أنا إيدي ضعيفة أنت امسك بإيدي أكثر. Küçük kız babaya dedi ki ben dedi tutamam sen daha güçlüsün sen benim elimi tut. فنحن معكم إن شاء الله مع أبنائنا وأنا بطمن الأخوة السوريين أنتم أبناء بلاد الشام. وبس sizde sizinle birlikteyiz biz o küçük çocuğuz. والله عز وجل تكفل ببلاد الشام. وبس بلاد الشام çocuklarıyız ve Allah onları zaten
hadislerinde de ayetlerinde de belirtmişti. Biz Türk halkına dünyada teşekkür ederiz. Hennen bi dunya şekuruna bil ahira. Ve onlar ahirette bize teşekkür edecekler. Lanu nihne senahna el fursa enu Allah yebarik lun bi enu hennen amma yakhdu sevab ve amma diru banun aleyna. İnşallah bizim burada olduğumuzdan sevaplı alacaklar ve öteye dünyada inşallah bunun karşılığını görecekler. Öyle umut ediyoruz. Peki Hasan Bey, burada ne iş yapıyorsunuz kiliste? Eş hab tishtagal hon bikles? Ana fi andi şirket li sinaat el elbise bi madkhil kiles. Tekstille uğraşıyorum. Bir tane fabrikam var diyor. Kilisin girişinde tekstille uğraşıyorum. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz orada? Kem şahıs fiyonik? Kem şahıs abi iştigil? Havali 150 vahid. 150 kişi yaklaşık. 150 kişi. Evet. Suriye'den geldi. Türkiye'de kiliste fabrika kurdu ve burada 150 kişiyi çalıştırıyor. Bu önemli bir bilgi. Türkiye kamuoyu açısından da önemli bir bilgi. Yani deminden beri hep şunu söylemeye çalışıyorum. Yani hep bir yük olarak, değil mi Sayın Valim? Gelenleri bir yük olarak gören bir anlayış var Türkiye'de. Halbuki Hasan Bey gibi pek çok insan var. Gelip burada eğer mesele ekonomiye katkıysa, ekonomiye katkıda bulunan, işte 150 kişiye iş veren, aş veren ve ben İşte Avrupa'ya da gitmeyeceğim diyor. Yani Almanya'ya, oraya buraya hiçbir yere gitmeyeceğim. Bütün bu kazancımı da Türkiye'de elde edeceğim diyor. İşte yabancı yatırımcı çekmeyi düşünüyoruz değil mi? Evet. İşte yabancı yatırımcı yani burada doğrudan gelmiş. Yabancı tabii, yatırımcı. Tabii doğrudan evet. Yani evet. Yatırım yapmış ve 150 kişiye de istihdam imkanı sağlıyor. Böyle var mı başka kiliste? Tabii hem kiliste hem Gaziantep'te. Ya bu bölgede çok sayıda iş adamı var. Ya Suriyeli dendiği zaman genelde kamuoyunda şöyle bir yaklaşım, bir algı var. İşte böyle sokakta belki bir kısmı dilenen, işte aç, açıkta böyle yardıma muhtaç insan gözüyle de bakılıyor. Elbette ki yani her tür insan var ama burada iş adamları da var, yatırım yapan insanlar da var. Ve işte istihdam sağlayan insanlarımız da var. Evet, bu 150 kişinin hepsi Suriyeli mi, Türkler de çalışıyor mu? Abi 150 şahıs, kullun Suriye ve la fi Türk kemen abi iştigulu maak? La Türk alil, lakin el kül Suriye ta, el muazzamın Suriyeyin. Türk var ama azınlıkta diyor, çoğunluğu Suriyeli. Suriyeli. Peki, şükran. Şükran. Bir yanınızda Ravda Nur. Değil mi? Ravda Nur Cuma, biz 3 sene önce de buraya gelmiştik. Sayın Valimizin riyasetinde diyelim yine. Ravda Nur'la o zaman tanışmıştık. Suriye'den gelmişti. Şimdi Türkiye'de bir üniversitede, üniversite öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor Ravda Nur. Bir hatırlatalım. Yani 3 sene çok uzun bir süre oldu izleyicimiz açısından. Biz biliyoruz senin hikayeni ama ne zaman geldin Suriye'den? Şu anda neler yapıyorsun? Merhabalar, ben Ravda Nur Cuma. 2012 yılında Türkiye'ye giriş yaptım. Aslında ben Türkiye'yi sevmiyordum. Ve Suriye'de kalan ve Suriyelilerden sevmeyenlerden ben de biriydim. Neden diye sorarsanız, kitaplarımızda Osmanlı bir devlet olduğunuzu, ihtilalci bir devlet olduğunuzu öğreterek, bizi o şekilde yetiştirerek sizin nefretinizle büyüdüm. Türkiye'yi isteyerek gelmedim. Babam bir dakika beni... Bu çok önemli. Şimdi diyorsun ki bizim kitaplarımızda, ders kitaplarımızda Türkiye'yi, Osmanlı'yı kötülüyorlardı. Evet. Osmanlı emperyalisti, bizi sömürüyordu diye evet. Kötülüyorlardı. Bu eğitim sistemi nedeniyle Türkiye'ye antipatiyle bakıyordun. Öyle evet, o şekilde. Sonra ne oldu? Türkiye'nin nefretiyle büyüdüm. Lisemi Suriye'de okudum. Sonra bir sene savaş içerisinde yaşadım. O vahşi savaş içerisinde yaşadım. Tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye gelmeyi reddediyordum. Babam hep bizi getirmeye çalışıyordu ama ben istemiyordum. Tabii ki durumlar çok zora gitmeye başladı. Babam beni zorla Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin girişindeydik. 3 saat yürüdükten sonra Türkiye'nin sınırına geldik. Bizi dövmenizi bekliyordum. Bizi öldürmenizi bekliyordum. O şekilde sizden işte davranışlar bekliyordum. Sınıra 100 metre kaldı. Türk askerleri gözükmeye başladı bize göre. Ben bir adım arkaya çektim.
Baktım bir Türk askeri bize doğru koşmaya başladı. Çünkü benim 4 yaşında bir küçük kardeşim var, Mahmut adı, ağlıyordu ve çok perişan şekildeydi. O asker bize doğru koşmaya başlayınca ben arkaya bir adım daha attım. Neden? Çünkü korkuyordum. İşte baba bak dedim. Sana söylediğim gibi ben gelmek istemiyorum. Sen beni zorla getirdin ya. Ya bak bizi dövecekler. Kaçacaktım bile. Ya adım attım ya, kaçacaktım. Ama şok oldum ki o asker gelip benim küçük kardeşimi kucağına aldı. Küçük kardeşime bir elma verdi. Tabii ki o zaman Türkçe bilmiyordum. Türkiye'nin nefretiyle büyüdüm ya, hiç de öğrenmeyi istemiyordum. Bir şeyler söylemeye başladı. Daha tamam sus, bir şey yok falan, kucağına aldı. Sonra bizi arabalarına aldı. Çünkü çok soğuk, hava çok soğuktu ve gece saat 3'teydi. Ben o zaman düşüncemi bir şok andı benim. Değiştirdim. Çünkü dövmelerinizi bekliyordum ya, hayır siz bizi kucakladınız. O zaman Türkçe öğrenmeye karar verdim. Bu bize öğrettikleri ihtilalci devlet kimdir? Bunlar Türkler kimdir? Ben Arapça değil, İngilizce olarak değil, kendi dilinizle öğrenmek istiyorum. Kendi dilinizle kitaplar okuyarak siz kimsiniz öğrenmek istedim. Öğrendin mi peki? Sonra bizi kamplara getirdiler. Türkçe kursuna kaydoldum. 2 ayda Türkçe öğrenebildim. Sonra kitaplar anlayabileceğim kadar öğrendim. Diyorlar ya, büyük aşklar nefretle başlar. Öyle bir söz var ya. Evet. Ben de Türkiye'ye aşığım. Türkiye'yi çok seviyorum. Neden diye sorarsanız. Çünkü zor günlerimizde bize öğrettikleri ihtilalci ve kötü devlet bizi kucaklıyor ve bizlere anne ve baba oluyor. Tüm dünya yapamadığı Türkiye yapabildi. Bizlere kamplar açtınız, bizlere anne ve babalar oldunuz. Ben cerrah doktoru olmayı istiyordum. Ama biraz önce anlattıklarımdan dolayı ve savaşı yaşadığımdan dolayı bir siyasetçi olmaya karar verdim. Bir doktor olabilirsem, eğer bir doktor olursam kurtarabileceğim insanların sayısı sınırlıdır. Ama bir ülkeyi kurtarırsam, kurtarabileceğim insanların sayısı sınırsızdır. O cümleyi diyerek Sayın Valimiz Süleyman Tapsiz Bey yardımı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kaydoldum. Buradayken Sayın Valimize çok teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Çünkü hiçbir zaman kendi evladından beni ayırmadı. Ankara'da da bir takım programların olmuştu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum Sayın Valim? Evet, beni Uluslararası Göçmenler Günü'ne davet ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan benim en büyük örnek siyasetim yanına gittim. Kendi elinin öptüm. Benimle sohbet ettiler. Çok mutlu oldum. Çünkü çok sevdiğim bir insandı ve onun gibi bir siyasetçi olmak istiyorum. Hak yolunda illerde ülkeme dönüp Türkiye'den bu toprakları koklayarak kendimi yetiştirmek istiyorum. Ülkeme dönmek istiyorum. Türkiye dostu bir siyasetçi olmak istiyorum. Suriye'de buradan siyaset yapmak istiyorsun yani. Evet. Suriye'de. Ve buradan Sayın Valimize gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Ben biraz önce manevi evladı olarak beni kabul etti dedim ya, ama tek beni değil. Burada kiliste kalan tüm Suriyelilerin manevi babası. Gerçekten. Peki. Ama ben kendilerini öz babam kadar çok seviyorum. Buradan onlara verebileceğim en büyük hediye sevgilerim. Çünkü gerçekten dostluk, samimiyetlik ne demek olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye halkından, Sayın Kilis Valimizden öğrendik. Ve biraz önce Sayın iş adamımız dedi ya, bir atasöz söyledi. Biz gerçekten sizin gücünüze çok muhtacız. Bizim elimizi bırakmayız. Tamam, bizim elimiz çok ince ama sizin eliniz çok güçlü. Türkiye halkı, bizi bırakmayınız. Çünkü biz sizlere çok muhtacız. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ediyoruz Ravda Nur. Sana başarılar diliyorum eğitim hayatında ve devamındaki hedeflerinde de o hedeflerine ulaşmanı temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Son olarak bir şey de söylemek istiyorum. Ben şu anda Rusça öğreniyorum. Neden diye sorarsanız, ben Putin'e söylemek istiyorum ki benim ülkemi neden bombaladın?
onu söylemek için Rusça öğrenmeye karar verdim. Çünkü eğer söylesem hani anlamadım demesin. Kendi diliyle benim ülkemi, güzel ülkeme neden yardım eli uzatmak değil, bombaladın. Bunu kendi diliyle yüzüne çarpmak istiyorum. Evet, yüzüne istiyorum söylemek istiyorum. Anlamadım demesin. Demesin. Evet, evet Mehmet Bey, şimdi tabii Ravda Nur gayet güzel konuşuyor. Şimdi izleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Acaba Ravda Nur işte Türkmen mi? Değil mi? Hiçbir şive olmadan gayet güzel Türkçe konuşuyor. Ve tabii Türkçeyi burada öğrendi. Tabii Türkçeyi burada öğrendi. Oo. Bu kendisi ses ifade etti. İzleyicilerimizin kulağına gidiyor mu? Evet. Bayağı güçlü bir obüs topu gitti şimdi yakınımız. Evet. Ne kadar yakında hani bu topların fırlatıldığı yer? Bunlar yaklaşık 5-6 kilometre mesafeden bulunduğumuz yere. Ama neredeyse küçük bir titreşim de hissettim ben bu son İşte kilis halkı, sınırda bulunan bütün vatandaşlarımız bunu Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi son 4 yıldır bunlarla yatıp bunlarla kalkıyor. Evet. Yani savaşı birebir hissediyor. Ama diğer taraftan tabii empati yapmamız lazım. Tabii bunları biz atıyoruz ama Türkiye tarafından atılıyor. Nereye atılıyor? Angajman kuralları gereği teröristlere karşı atılıyor. Fakat şunu düşünün, işte Rus uçakları bombaladığında, varil bombaları atıldığında o bombaların tepesine düşen insanları da bir hayal etmek, tahayyül etmek gerekiyor. Ben Ravda Nur'la ilgili söylerken şunu ifade edeceğim. Ravda Nur 9 kardeşten birisi. 9 kardeşi var. Evet. Ve 2 konteynerde kalıyorlar Öncüpınar'da. Kendisi çok güzel ifade etti, anlattı zaten. İşte Ravda Nur'u ilk keşfettiğimizde kampta bir şiir okumuştu orada ve tabii ondaki ışığı gördüğümüz için ona sahip çıktık ve manevi evladım gibi onu görerek şu anda işte Kalyoncu Üniversitesi'nde kendi başarısıyla, kendi alın teriyle, kendi çabasıyla ayakları üzerinde duruyor. Peki. Şimdi bu kampta da hemen burada 3 tane kızımız var. Evet, ben diyorum benim toplam 4 kızım var ya yani manevi olarak. 3'ü de burada. Şimdi onlar da onlar sanıyorum da burada şiir okuyacaklar. Peki evet. Onları da hemen alalım. Çok da bekletmeyelim. Hava biraz soğumaya başladı. Sonra Sayın Başkan'ı biraz dinlemek istiyorum. Evet. Bir tanıtın kendinizi önce. Şiir okuyacak olan kardeşlerimiz. Merhaba, hoş geldiniz evimize. Benim adım Sima Birimo, 13 yaşındayım, İdlibliyim. Ben bir yılda Türkçe öğrendim. Ben kampta yaşayan binlerce çocuktan biriyim. Benim bir Türk çocuğu gibi defterimi, kalemimi, kitabımı ve bütün ihtiyaçlarımı düşünüp en önemlisi güven içinde ailemle Türkiye'de yaşamama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bütün dünya sustu, herkes sustu. Sadece Türkler bize değer verdi. Kapılarını açtı. Suriye çocuklar Suriye'de açlıktan ve zulümden ölüyor. Suriye çocuklar denizlerde boğularak ölüyor. Ama bir de Türkiye'ye bakın. Suriye çocuklar yani sevgiyle büyüyor. Bütün bunlar için ve bütün Suriye'li çocuklar adına size gönülden teşekkür etmek istiyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. İzin verirseniz şiirimi okuyabilir miyim? Türkiye halkı adına tabii şiirini de dinlemek isteriz. Bu vatan bizim. Sisli bulutlar kaplamış yurdumu. Kimler hazırlamış bu hain pusuyu? Durdurun kanı, sağlayın huzuru. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Dalgalanacak bayrağım, kapanacak yaralarım. Yeter. Daha fazla ziyalatmayın. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Yollar uzun olsa da, ayrılık bizi bulsa da, sevdiklerim sılada kalsa da, bu memleket bizim, bu vatan bizim. Yollar uzun yalan değildir sözüm, alıntı değildir özüm. Kör olsa da iki gözüm, bu memleket bizim, bu vatan bizim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İsmini tekrar alabilir miyim ben? Tabii ki.
Benim adım Sima Birimo. Sima, evet. Çok güzel bir konuşma yaptın. Ben aslında şiir okumaya o konuşmayı yaparken başladığını zannetmiştim. Şiir gibi bir konuşma oldu aslında. Şiire geçmeden önceki konuşman da. Kaç yaşındasın? Burada kaçıncı sınıfta okuyorsun? Kampta okuyorsun değil mi? Evet, kampta okuyorum şimdi. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Nur Kahveci. Ben 12 yaşındayım. Türkiye'ye geldiğimde 8 yaşındaydım. Edipliyim, 6 kardeşim var. Ben çok zor şartlarda babamın kucağında sınır geçtim. Çok korktum ama Türkiye'ye geldim. Çok şükür Türkiye'de çok iyiyim. Türkçeyi annemle beraber Hülya öğretmenimden öğrendim. Buradaki her şeyden için çok teşekkür ederim. Ve Süleyman Tapsız Valimize ve yardımcısına çok teşekkür ederiz. İzin verirseniz öğretmenim Hülya Happani'nin bizi dinleyip ve bizimle beraber ağlayarak yazdığı şiiri size okumak istiyorum. Özgür Suriye! Özgürlüğüne ağlıyordu Suriye sokakları. Kuşların sesini hayal ediyordu gözlerinde. Duvarlarını yıkıp, kelepçelerini kırıp, zincirlerini parçalayacaktı elleriyle. Halep, Şam, İdlib, Homs bağırıyordu. Geceyi yaran özgürlük türküsüyle. Çocukların çığlıkları duyuluyordu Halep sokaklarında. Homs çoktan kan gülü olmuştu. Kan kusuyordu caddeler özgürlüğe kanat çırparak. Halep'te çocuklar ölüyordu cesetleri parçalanarak. Onların hiç uçurtmaları yoktu. Hayallerini uçuruyorlardı o küçücük elleriyle. Sonbahar yağmurları varil bombalarıyla yağıyordu Suriye semalarından. Özgürlüğe inanmış ruhlar yeşeriyordu bahçelerimizde. Çölün kızgın yanan gövdesinde gaz bulutları yükseliyordu göklere. Kerbela yaşatıyordu sanki zaman. Şaha kalkmış özgür Suriye'ye. Teşekkür ediyoruz Nur Kahveci. Şiiri kiminle yazdığını söylemiştin? Öğretmenimle. Öğretmeninle birlikte. Siz mi yazdınız bu şiiri? Evet, ben yazdım bu evet. şiiri. Yüreğinize sağlık, ağzınıza evet, sağlık. Çok sağ olun. Onlarla birlikte olmak, onların hikayelerini dinlemek gerçekten bu mısralara hayat vermemize sebep oldu. Çünkü ben çok biliyorum. Buradan boğazım düğümlenmiş hasta bir şekilde eve gittiğimi ben çok biliyorum. Çocuklarım evde uyurken onları saatlerce seyrettiğimi. Siz Türksünüz değil mi? Ben Türküm, evet. Evet, ben evet. Türküm. Evet. Peki bu çocukların eğitimiyle evet. Burada öğretmen olarak ilgileniyorsunuz. Evet, seni tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım Rama Hacı. Ben 12 yaşındayım. İdlibliyim. 3 kardeşim var. Suriye'de savaş için okula gidemiyordum. Ama Türkiye'ye geldik. Çok şükür burası okul var. Ben okula gidiyorum. Okuyup büyük bir fizik profesörü olacağım. İnşallah. İnşallah. Bütün iyi insanlara yardımcı olacağım. Aynı Türkler gibi. Onlar bize çok iyilik etti. Asla unutmayacağım. Ben bir Türk gibi olacağım. İyi insanları onlar gibi seveceğim. Bu benim görevim. Şimdi bana izin verirseniz annemi anlatan Hülya öğretmenimin şiirini okumak istiyorum. Tabii. Anne, gözlerim çok uzaklarda seni ararken. Şefkat melekleri iniyordu sen üyürken. Enkaz altında kalan ruhum sensizliğe ağlıyordu anne. Yıkılıyordu yüksek binalar. Boynunu bükmüştü asırlık çınarlar. Uşur kaldırımlar, buz keser sokaklar. Güneş senin gibi ısıtmıyor anne. Gözlerim buğulanıyordu camlarda. Yalnızlık ölüm gibi kapımda. Esaret penceresindeki rıhtım özgürlüğü özlüyor anne. Kurşunlar arasında geçiyordu çocukluğumuz. Bakışlarında aranıyordu yokluğumuz. Çocukluğumdan kalan oyuncak silahlarım kurşunlar gibi can yakmıyor
anne. Güvercinlerimizi uçuruyorduk hayallerimizde. Zeytin dalı güzelliğe vardı düşlerimizde. Geride kalan en son savaşçının kurşun yarasını öpsen. Geçer mi anne? Teşekkür ediyoruz. Rama, Rama değil mi? Evet. Annen nerede senin? Annem kampta da, burada. Burada, kampta. Evet. Tamam. Kardeşlerin, ailen, baban hepsi burada. Herkes burada. Herkes burada. Senin de yüreğine sağlık, ağzına sağlık Rama. Biz sizi çok tutmayalım. Bu şiirleri herhalde siz öğretmeniniz yazdı, siz okuyorsunuz. Evet, benim öğretmenim yazdı. Evet, öğretmeniniz de zaten böyle... ben annemle beraber Hülya öğretmenimden Türkçe öğrendim. Evet, Hülya öğretmenize de teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ederim Hülya öğretmenime ya da Süleyman Tafsız valimize çok teşekkür ederim. Peki. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Daha fazla tutmayalım isterseniz. Hava biraz daha soğumaya başladı. Ben Sayın Başkan Hasan Bey, Hasan Kara, az önce yine böyle hafif irkildik. Bir top atışı oldu obüs, fırtına obüslerinden. Sizin gidişatla ilgili Kilis'ten, Kilis Belediye Başkanı olarak gördüğünüz nedir? Yani nereye doğru gidiyor bu mesele? Bu mesele çok iyiye doğru gitmiyor. Yani ben özellikle sizin aracınızla uluslararası kuruluşlara, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne insan hak ve hürriyetleri adı altında laf söyleyenlere seslenmek istiyorum. Biz şu bulunduğumuz durumda bir iki bomba sesiyle irkiliyoruz ve ürperiyoruz. Ama bu insanlar 4 yıldan beridir, 5 yıldan beridir yerden mi gökten mi, az önce Çanakkale şehrinde söylendiği gibi Çanakkale'deki yağar gibi şu anda bomba yağıyor buraya. Bu insanların burada yaşaması, burada kalması, burada hayatlarını devam ettirmesi mümkün değil. Ama Avrupa bir taraftan bunu görmezden geldiği gibi, Batı bunu bir taraftan görmezden geldiği gibi şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da görmezden geliyor. Bakınız. Son günlerde bize yoğun bir şekilde kapılarınızı açın, insanları alın diye baskı uyguluyorlar. Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Biz kapılarımızı hiçbir zaman kapatmadık. Ne gönül kapılarımızı kapattık, ne sınır kapılarımızı kapattık. Bugün eğer biz kapılarımızı kapatmış olsaydık, Kilis'te 127 binin üzerinde Suriyeli olmazdı, Türkiye'de 3 milyon insan olmazdı. Kilis'in genel durumuna baktığımız zaman, Kilis 2023 yılında 115 bin nüfusa göre kurgulanmış bir şehir. Kendi altyapısını, kendi üst yapısını buna göre ayarlamaya çalışan bir şehir olmasına rağmen bir bakıyorsunuz ki çok kısa bir sürede 127 bin insanın girmesiyle 200 küsür bin olan bir şehir haline gelmiş. Biz şehirde şu anda işte küçük bir örneğini gördüğümüz kamptan şehre döndüğümüz zaman biz şehirde caddemizi, sokağımızı, havamızı, suyumuzu, evimizi, işimizi, aşımızı, her şeyimizi paylaşıyoruz. Normalde bunları bizim kaldırmamız mümkün değil. Yani her kül olsa bu yükü kaldırması mümkün değil. Yani dünya insanlar bunu benimsemese, gönlünden, içinden geldiği gibi ağırlamak istemese mümkün değil. Yani bu normal, normal daha fazla kitabın, kitabın ortasına baktığımız zaman kitabın ortasında bu işin yeri yok. Bu işin uygulaması da yok. Dediğim gibi biz 115 bin nüfusu 2023'te yakalamamız gereken bir şehirde bugün 2016 yılında 215 bin nüfusa hitap ediyoruz ve havamızı, suyumuzu, caddemizi paylaşıyoruz. Bugün dünya halter şampiyonu eğer 140 kilo kaldırıp da dünya şampiyonu oluyorsa bugün Kilis 160-180 kilo yük kaldırıyor. İstihap haddimiz dolmuş vaziyette. Ne altyapımız yetiyor ne üst yapımız yetiyor. Yani şu anda Avrupa sadece yardım edeceğiz, yardım edeceğiz, yardım edeceğiz hikayeleri okuyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben şu anda belediye başkanı olduğumdan bu yana Kilis'e sadece Birleşmiş Milletler Fonu'ndan bir tane kompaktör aracı, yani katı atığı depolamak için 250 bin euro civarında bir kompaktör aracı aldım. Ben yine sizin huzurlarınıza özellikle bu sıkıntılı durumda, bu problemde, bu yaşanılması mümkün olmayan ortamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ve Bakanlar Kurulumuzun büyük destekleriyle ayakta duruyoruz. Yoksa bir şehrin
bunu kaldırması, bu yükü avuçlaması ve bu yükü taşıması mümkün değil. Türkiye'nin bu yükü kaldırması mümkün değil. Ya bakın, ben size net bir şey söyleyeyim. Şu anda Kilis'te şahıs başına düşen yeşil alan miktarı 1.1 metrekare civarında. Şu anda bizim Kilis'te 30 ton çöp toplanırken günde 160 ton çöp topluyoruz. Ya bu noktadan baktığımız zaman Avrupa bize güney kapınızı açın, öncü pınarı açın, bu insanları alın diyor ama ben net bir şekilde 2 hafta önce Londra'da Sayın Başbakanımızla birlikte toplantıda da belirttim. Biz bunları aldığımız takdirde eğer biz bu insanlara temiz çevre, temiz su, insanca yaşam hakkını burada sağlayamazsak, bu ortamı veremediğimiz takdirde Kilis ölçeğinde söylüyorum, Kilis'in etrafını biz mayınlarla çevirsek, onun arkasına tankları koysak, onun da arkasında birer metreye birer asker yerleştirsek yine bu insanların bir kısmının burada durması mümkün değil. Bu Peki. insanlar Avrupa işlerine doğru gideceklerdir. Ve biz bugün eğer bunu yaptığımız takdirde bugün Esad'ın yaptığını, bugün Rusya'nın yaptığına ortak olmuş oluruz. Çünkü bu insanların bir kısmı yolda telef olacak. Bir kısmı denizde telef olacak. Bir kısmı da insan tacirlerinin özellikle sağlık konusunda ve fuhuş konusunda insan tacirleri eline düşeceklerdir. Peki. Onun için bizim bu insanları kendi sınırımızın dışına tutup burada bu insanlara güvenliği sağlayıp temel yani, ihtiyaçlarını sağlamamız lazım. Sayın Başkan, yani biraz önce bahsedildi. Bir demografik yapıyı değiştirme çabasından bahsediliyor. Bu da aslında değil mi Sayın Valim? Yani aynı zamanda Suriye topraklarında tutarak bu insanların bir bölümünü, eğer bir, hayati bir tehlike olursa alınır başka bir bahis ama orada tutarak aynı zamanda bu demografik yapıyı değiştirme çabası içinde olanlara da bunu yapamazsınız mesajı verilmiş oluyor aynı zamanda. Evet, şimdi ben burada başkanım müsaade ederse şunu söyleyeyim. Suriye tarafındaki kamplardan işte bahsetmiştik. 8 kamp, 9.sunu kurduk, 10.sü de kuruluyor. Şimdi tabii bunun sadece demografik yapının bozulmasıyla da şeyi yok, ilgisi yok. Elbette ki bununla bağlantılı ama Suriyeli kardeşlerimiz aslında daha çok da orada kalmayı da istiyorlar, arzu ediyorlar. Çünkü savaşla beraber hayat da bir taraftan devam ediyor. Orada tarlaları, bağları, bahçeleri var. Onlara yakın olmak ve sürekli kontrol altında da tutmak istiyorlar. Biz de bugün Türkiye'ye hep şu söyleniyor. Türkiye enteresan bir şekilde yani Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye kapıyı açsın. Niye açmıyor gibi. Türkiye kapısını hiç kapatmadı. Evet. Kapı her zaman açık. Bu tür çağrılar oldu son günlerde. Evet. Şimdi bakın karşı tarafta zaten her türlü ihtiyaçları karşılanıyor ve Türkiye'deki kamplardan da çok bir farkı yok. Ben burada hatta fotoğrafları da getirdim. Bunları da birazdan kamplarla aslında ilgili haberlerimiz de var. Evet. Ben mesela, şimdi ben bir ara vereceğim. Onları şimdi isterseniz bunları birazdan gösterelim. O bahis gelince. Evet. Şimdi burada şu yanlış anlaşılıyor. Bakın Türkiye şu anda sadece 2.7 milyon Suriyeli 4 yıldır ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla 100 bin, 200 bin insanı barındıramayacak değil. Buna da muktedir. Biz ihtiyaç hasıl olduğunda bunları da elbette ki alırız bu kardeşlerimizde. Ve biz bakın şöyle bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz yeryüzünde kardeşlerimizin başına gelen musibetler diyoruz ki bize iyilik, cömertlik görevimizi hatırlatır. Bize şefkat, merhamet sorumluluğunu yükler. Biz cimriliği, bencilliği, çirkin bilen, vurdum duymazlığı kendisine yakıştırmayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz yeryüzünde zulme uğrayan nerede bir halk varsa, nerede bir insan varsa onunla dayanışma içerisinde olmayı, onun elinden tutmayı, onun yardımına koşmayı kendisine esas edinmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen, değil mi? Bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle bir medeniyetin biz temsilcileriyiz. Bir ensar muhacirin evet. Dolayısıyla tabii burada da bir ensar muhacir kaynaşması var. Bakın şu atmosfere de baktığınızda biz burada büyük bir aileyiz. Suriyeli kardeşlerimizle biz iki toplum zaten yüzyıllardır sınırın iki yakasında birlik, beraberlik, kardeşlik,
yardımlaşma, dayanışma hukuku içerisinde hayatımızı devam ettirmişiz. Bundan sonra da biz elbette ki bu kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanlarındayız ve bugün kiliste, sadece kiliste, bakın biz 3 alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İşte kamplarda kalan kardeşlerimize, burası mesela içinde bulunduğumuz kamp 420 dönüm arazi üzerinde kurulu. 3650 konteyner var. Bu kamplarla ilgili haberlerimiz de var Sayın Valim. Siz Sayın Başkan tamamlayın, buyurun. Ben ondan özellikle sonra bu kapıyla ilgili Avrupa'ya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha önce de yaptım bu çağrıyı. Sizin aracınızla tekrar bulunmak istiyorum. Kapılar açalım. Ama nasıl açalım? Hem güney kapımızı açalım, hem batı kapımızı açalım. Hem Öncü Pınar'ı açalım, hem Edirne kapımızı açalım. Ve kim nereye gitmek istiyorsa, eğer bu büyükse, eğer burada insanlık dramı yaşanıyorsa, eğer soykırım yapılıyorsa ve herkes bu soykırımda üzerine düşen yükü alması gerekiyorsa, bu insanlık dramında üzerine düşen yükü alması isteniyorsa, Öncü Pınar sınır kapısını açalım, Edirne sınır kapısını açalım ve kim nereye gitmek istiyorsa, ben Kilis Belediyesi olarak şunu taahhüt ediyorum, imkanlarım çok sınırlı olmasına rağmen, param hemen hemen hiç olmamasına rağmen ben buradan Edirne'ye kadar olan ulaşımın tamamını Kilis Belediyesi olarak üstlenmeye hazırım. Ve ben buradan gitmek isteyen insanları oraya gönderelim. Burada kalmak isteyen insanlar da başımızın tacı, burada kalsınlar diyorum. Peki. Ama Avrupa şunu yapmasın bize, Batı şunu yapmasın. Sadece bize akıl öğretmesin. Sadece bize fikir vermesin. Yani bu işi, eğer bu insanlık dramını hepimiz göğüsleyeceksek beraber göğüsleyelim. Ben izninizle bir hususta belirtmek istiyorum. Hep şunu söylüyoruz. Türkiye'nin fedakarlığını söylüyoruz. Kilis'in fedakarlığını söylüyoruz. Avrupa bu insan hak ve hürriyetlerinin, fedakarlığın, hümanizmin kitabını yazmış olabilir. Ama şu anda Türkiye, özelde ise Kilis, bu işin şu anda canlı örneğini yansıtıyor. Evet. Ve bu örneğin bütün dünyaya anlatılması lazım. Bütün dünyaya gösterilmesi lazım. Bugün 2 gün önce Almanya Şansölyesi Merkel bir kendi parlamentosu toplantıda Türkiye'yi ve özellikle Kilis'i örnek verdi. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Birleşmiş Milletler gelsin Kilis'i incelesin. Almanya Başbakanı'nı ben Kilis'e davet ediyorum. Lütfen gelsin Kilis'te incelesin, Kilis'e baksın. Kendi nüfusundan fazla bir misafire 4 yıldan fazla ev sahipliği nasıl yapılır görsün. Ve bu arada biz özellikle Kilis'e Nobel Barış Ödülü verilmesini istiyoruz. Şundan dolayı istiyoruz bunun. Bu örneğin bütün dünyaya gösterilmesi açısından istiyoruz. Peki. Yoksa biz bu işler Nobel Barış Ödülü için veya şu verilsin bu verilsin diye yapmıyoruz. Ama bu örneğin Birleşmiş Milletler'e girip ve bütün dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki. Kilise de manevi olarak dünyanın bir teşekkür etmesi gerektiğini inanıyorum. Onun için de bu bir teşekkür mahiyetinde olduğu için bu ödülü Kilis halkının 7'den 70'e hak ettiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Tekrar bir ara veriyoruz efendim, devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz. İskele Sancak Türkiye Suriye sınırı sıfır noktasında, yani tam sınırdan bu yayını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle yapalım, tercüman arkadaşımız Türkçe bilmeyenlere de bunu söylesin. Benim söylemek istediğim bir şey var diyen, ben bir şey söylemek istiyorum, konuşmak istiyorum diyen varsa el kaldırsın. Ben biraz öyle gideyim izleyicilerimiz içinden. Türkçe bilenler, ben Türkçe konuşmak istiyorum diyenlerden. Evet beyefendi, sizinle başlayalım. Ne söylemek istiyorsunuz? Buyurun. Ben Şam'dan geliyorum. Şam'da yaşıyordum önce. 4 senedir buradayım. 4 seneyi geçti yani. Şam'da 5 yıldızlı otel müdürüyüm. İngilizcem de var. Buraya geldik. Türk müsünüz? Türk müsünüz? Türkmen misiniz? He, aslında Türkmenik. Türkmensiniz, evet. He, Türkmenik aslında. İngilizcem de var. 5 yıldızlı otel müdürüyüm Şam'da. Şimdi buraya geldik 4 senedir. 2 oğlum Katar'da. Biz 9 kardeşik. 4'ü Almanya'da. Biri Adana'da, biri Antep'te. Her birimiz bir yerde olduk yani. Buraya geldik. Ben şimdi asnafım burada Kilis'te. Dükkanım var yani. Dükkan öyle açtım. Mi? İş kurdunuz siz de yani. He. Koççu yani. Bayan koççu, dükkan açmışım falan. Elhamdülillah Türkler bize kucaklarını açtılar.
çok mutluyuk elhamdülillah. Çok teşekkür ederek Sayın Erdoğan'a, Sayın Davutoğlu, Sayın Süleyman Bey'e, Hasan Bey'e arayına teşekkür ederek. Peki. Sağ ol. Biz de size teşekkür ediyoruz. Burada hanımefendi, evet. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Ana Necla Şeyh. الأصل من إعزاز بس كنت ساكنة في دمشق في مناطق كانت مشتعلة بالحرب. Ben Necla'yım diyor. Aslen Aziz diyeyim ama diyor Şam'da ikamet ediyordum diyor. Savaş başlamadan önce orada ikamet yaşadım. جيت على تركيا من 3 سنين. 3 yıldır Türkiye'ye geldim. 3 yıl önce Türkiye'ye geldim. أول كلمة سمعتها بتركيا جيت أنا وأولادي كان زوجي محاصر في دارية وقبله كان في السجن. 3 yıl önce buraya geldim ve duyduğum ilk kelime ben çocuklarımla beraber geldim. Kocam orada kaldı. لما جينا على تركيا كنا مصابين بإعزاز بعد النزوح الثالث لإلي. Buraya Türkiye geldiğimde bu benim üçüncü yani hicret gibi hani anlattım. İlk başta Dimaş'tan Aziz'e geldim. Ondan sonra buraya Türkiye'ye geldim. كنا متعبين كثير نفسيا زوجي كان في السجن وهو هن في مناطق محاصرة وحضرنا ضرب الطيران في أعزاز وقبل حضرت الضرب الطيران في حلب وكنت ملاحقة أمنيا من قبل الأمن. Psikolojik durum bakımından çok ciddi hasarlarda bulundu. Çünkü eşim hapishanedeydi ve biz daha önce Halep'te de kaldık. Hani Halep'te bombalı saldırıya maruz kaldık. Aziz'e geldik. Aziz de aynı. Hala Jose Cueno yanında. Siz hapishanede kaldı eşiniz öyle mi? Bu süreçte mi? Bisicin. Bir halif atkan tetemet bisicin. Bitletti şuhur bes. Ana ismi Hasan Bitar. Ben Hasan Bitar. 3 ay boyunca hapishanede kaldım. كنت طالب دكتوراه بجامعة دمشق كلية الشريعة إلهيات فاكولتاسي إلهيات فاكولتاسي شامداكي إلهيات فاكولتاسي دكتوراه yapıyormuş. Niye hapse attılar sizi? ليش صدوك gerekçe neydi? لأنه من الأول أنا من الأصل والدي استشهد بسنة 80 فأنا أكيد لما بدأت الثورة بسوريا يعني من الناس اللي شاركوا من البدايات لذلك الأمن مباشرة كان اسمي موجود بين الناس اللي لازم يعتقلوا يعني. Ben diyor sene 80'lerde babamı kaybettim. Sene 80'lerin olayında babamı kaybettim ve herkes de biliyordu ki hani bu olayların başlangıcında ben de onların yanında yani ben de 82'deki baba Esad'ın Hama evet. Humus'ta yaptığı aynen. Katliama atıf yapıyor değil mi? Evet. Evet. Ve herkes de biliyordu hani benim hani bu hani karşı çıkacağımı devlete. O yüzden ilk başta beni götürdüler. Bir şey yapmadan daha. Bir şey yapmadan hani sadece yapar hani belki o tarafta diye. Olacak diye evet. فاجت زوجتي بالاول لذلك خليه يتكمل يعني اجت بعدين انا جيت. Önce eşim geldi diyor isterseniz o devam etsin daha sonra ben onu takip ettim. أول كلمة لما جيت على تركيا كانت هي إنه أنتم المهاجرون ونحن الأنصار. Türkiye geldiğimde duyduğum ilk kelime siz muhacirsiniz biz ansarız. خلال هالثلاث سنين حضرتكم كثير سمعتوا كلمة شكر من السوريين للأتراك. Biz diyor bu 3 yıl süre zarfında diyor sizden diyor yani bizden diyor kesin olarak diyor çok teşekkür duymuşsunuz. Hada şey akal min tabi'i bima enno jami'i d-duval vakafet d-dna yani fakat devlet Türkiye hiye li vakafet ma'a şa'bi suri. Ama bu diyor normalden daha az diyor çünkü diyor bizim diyor teşekkürlerimiz az kalır sizin diyor. Çünkü diğer ülkelerin hepsi karşımızda dururken siz bir tek yanımızda durdunuz. Ama bennisbe ili yimken kelimeti şükür lazım tıhtilef tamamen. Ama benim için diyor teşekkür kelimesi galiba diyor değişecek, farklı olacak. Sıdkan ve Allah şahid علي انا صليت 3 سنين بتركيا. الاول استقبال لي من الاتراك من صاحب بيتي. Diyor ki ben diyor ilk Türkiye geldiğimde diyor ilk en güzel muameleyi diyor ev sahibimden gördüm. Kanu aktar min el aile emmenu lil makan vel eşya el lazme emmenu atfali emmenu ailti yani ana ma hasset enno fi farq luga fi farq sakafe enno hay devle taniye ma hasset abadan bi hada şuur. Buraya geldiğimde diyor hani onlar bir aileden fazlaylardı diyor benim diyor çocuklarımın giyimini evimin eşyalarının hepsini karşıladılar diyor ben burada diyor dil farklılığını kültür farklılığını pek fark etmedim hissetmedim hani yabancı. احتوونا احتواء كامل إلي ولعائلتي. بيني وعائلتي يعني تماما شيء يابلغ.
karşıladılar, güzel karşıladılar. Baden ana اشتغلت عملت اسست مركز سنتر لمساعدة النساء لحتى يتعلموا مهنة. Sonra diyor bir tane diyor merkez açtım diyor hani kadınlara diyor iş öğretebilmek için hani yardımcı olabilmek için. قبل ما يكون المركز كان الشغل في بيتي مجرد يعتمد على المعارض. Evet. Daha önceki diyor evdeki de sadece diyor ufak bir atölyeden ibaretti diyor evdeki siyadet, iş. Siyadetül vali Süleyman Tapsısız fil bidaye ktir saadna, ktir bitşekkaro. Başta sayın valimiz Süleyman Bey bize çok yardımcı oldu ve ona çok teşekkür ederiz. بعدين لما فتحنا المركز هلا المركز فيه 270 متدربة البلدية حسن قرا باشكانم كتير ساعدونا كمان. Sonra diyor o merkezi açtık diyor ve diyor o şimdi orada 270 kişi çalışıyor diyor ve diyor sayın belediye başkanımız Hasan Kara diyor bu konuda bize çok destek oldu. كتير عملنا شغلات حلوة نحن بكلس بالكلس المدينة عملنا افطارات برمضان الضيوف الضيوف الاتراك بنستقبل مع بعض عملنا كتير نشاطات حلوة نحن والحكومة التركية مع البلدية واللي كان مع الوالي. Biz diyor burada diyor çok güzel faaliyetlerde bulunduk diyor. Gerek diyor iftar yemekleri olsun, gerek diyor Türk arkadaşlarımızla beraber ortak yemekler olsun diyor. Belediye aracılığıyla ve valilik aracılığıyla çok güzel şeylere imza attık. Hatta عملنا معارض كتير مشتركة ودائما سيادة الوالي من 3 سنين كل ما بيكون في اجتماعات اول كلمه بيقول ليش السوريين بالاجتماع قليل لازم بالاجتماع السوري لازم يكون كثير. Ve diyor her toplantı yaptığımızda sayın valimiz dedi ki Suriyeli sayısı niye az? Suriyeli sayısı daha çok olmalı. Peki teşekkür ediyoruz. Nehnemiz şakkari. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki hanımefendiye de devam edeceğim bu şekilde. Kısa kısa ama lütfen. Çünkü daha başka başlıklarımız var açacağımız. Burada hemen yanınızda hanımefendi. Hanımefendimiz konusundan biraz sonra efendim? Alacağımız hani şey vardı ya. Meysa Ahmet miydi? Meysa Ahmet. Evet siz kendi hikayesini anlatacak. Evet kısaca lütfen buyurun. Asıl yani. Tamam. Ana Saydalaniye Meysa Ahmet. Min Kariye Turkmaniye bi Humus bi Suriye. طلعت من سوريا على لبنان بسبب الحرب والدمار اللي صاب بيتي وقريتي. Ben Meysa Ahmet diyor. Aslı Türkmen köyünden geliyorum diyor. Eczacıyım aslında diyor. Köyümden çıkma sebebim de diyor bombalı saldırı oldu. عشت بلبنان فترة سنة وشهرين كانت المعيشة سيئة قررت اجي على تركيا مع زوجي واولادي الثلاثة. Sonra diyor köyümden Lübnan'a gittim. Lübnan'da diyor orada diyor bir yıl diyor çok kötü bir durumda şartlar altında yaşadım. Daha sonra deniz yoluyla Türkiye'ye ailemle birlikte gelmeye karar verdim. Sebep kararına hada enu kan zoji bil asıl biji ala Türkiye ablil ahdas kan مستحق لمنحة دكتوراه بجامعة أنقرة بالقانون الدولي هو محامي. Türkiye'ye gelme sebebim de kocam daha biz savaş başlamadan önce Ankara Üniversitesi'nde hukuk bölümünde doktora yapmaya hak kazanmıştı. Lakin lama bada'at el harb fi Suriye terek el menha ve ma kemmel el doktora ve rica mishanna nahna lanu kunna fi Suriye tahta el harb. Ama diyor hani bu doktorayı kazandı. Biz savaşta olduğumuzdan dolayı devam edemedi. Tekrar yanımıza gelmek zorunda kaldı. Lama ajit a Türkiye aşt fil Osmaniye, medinet el Osmaniye müddet seni ve şehrin aydan bi beyt mustajar lama ve mentizre el amel ana ve zoji mev'udin bil amel lakin ma hasalna ala fırsat amel. Daha sonra diyor eşimle beraber Osmaniye'ye geldik. Orada 1,5 yıl orada kiralık evde yaşadık. Orada da iş bulma imkanımız olmadığı için buraya geldik. İyi mi? Burada rahat mısınız? Aile burada mı? Çocuklar mutluyun aile hon? Mutluyun lakin bi sebep hadi zorluf adam vücud el amel zoji terk Türkiye ve rah Almanya. Rahatız burada diyor şükür bir şeyimiz yok ama iş imkanımız hani eşimin iş imkanı olmadığından dolayı şu anda burayı bıraktı Almanya'ya gitti. Peki. Teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Ben size de söz vereceğim. Önemli bir başlığımız var. Bizim muhabir arkadaşımız Ankara Haber Merkezi'nden Ümit Gürbüz. Birkaç gündür buradaydı Ümit. Sınırın Suriye tarafına da geçti. Orada da Sayın Valimizin açıkladığı gibi orada da kamplar var. Ama gidebilen pek olmuyor oraya Türkiye medyasında. Ümit'ten önce giden oldu mu bilmiyorum. Sınırın öbür tarafındaki kampa. Hem o kampın haberini izleyeceğiz hem de burada bu kamplarla ilgili biraz da gündüz gözüyle Ümit'in yaptığı çalışmalar var. Önce
sınırın Suriye tarafındaki kamplarda neler oluyor, neler yaşanıyor onu izleyelim. Ne savaşı biliyor, ne evsiz kalmayı. Doğar doğmaz sığınmacı oldu, diğer akranları gibi. Savaşın yerinden yurdundan ettiği son Suriyeliler onlar. Ülkelerinin geleceği olacaklardı ama kendi ülkelerinde sığınmacı oldular. Rus uçaklarının bombardımanından kaçtık. 26 kişi aynı çadırda yaşıyoruz. Zor durumdayız. Elbiselerimizi alıp geldik. Yanımızda hiçbir şey getirmedik. Bombardımandan kaçarak Türkiye'ye geldiler. Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısının hemen karşısındaki kampa yerleştiler. Şu anda bulunduğumuz nokta Babus Selam kampı. Burası Türkiye'nin tam sınır noktasında. Zaten Türk bayrakları da görülüyor. O noktanın hemen bu tarafında, yani Suriye kısmında kamp kurulmuş durumda. Azez'deki saldırılarla birlikte oradan göçen Suriyeliler tam bu noktaya sığındılar ve burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Sıfır noktasındaki kamp yeni ve eski olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kurulan son çadırlarda Azez ve Halep'ten gelenler var. Biz mahpusluğa alışmadık. Bizim özgürlüğümüzü aldılar. Bizi bu hale getirdiler. Çocuklarıyla birlikte kanaryalarını da getirdi kampa. Onlara moral olsun, arada bir de olsa gülümseyebilsinler diye. Babus Selam kampında Suriyeli mültecilerin durumunu anlatmaya çalışırken bir taraftan da Rus güçleri yine vurmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi orası Aziz'in bulunduğu nokta ve Rus güçleri yine Aziz'e bomba yağdırdı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Karınlar doyacak, kıyafet alınacak, yemek pişirilecek, berbere gidilecek. Adeta normal yaşamları tam burada da icra ediliyor. Gördüğünüz gibi bir manav hemen ileride kurulmuş durumda alışveriş yapılabilmesi için. Biraz daha gerisinde kasabı görebiliyoruz. Lokanta ve berber, burası adeta Suriyelilerin kısmen de nefes alabildikleri bir nokta. Kabullenmek çok zor ama zor günler geçiriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum yanımızda durdukları için. Çocuklarımı ve eşimi kurtarmak için buraya geldim. Ve yakınlarını kaybedenler. Yaşamak onlar için daha ağır. En zoru evlat acısı. 11 çocuğum vardı. Hepsi öldü. Bir tek ben ve kocam kaldık. Bize acıyın. Kampın küçük üyeleri her şeyden habersiz savaşın en büyük mağduriyetini yaşıyorlar. Kampın çamurlu dar yolları, çocukların oyun alanı. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor olsa da bebekler dünyaya gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi 10 günlük Selam bebek şu anda kucağımda. Bu kampta, Babus Selam kampında doğdu. Kampın ismi de Selam bebeğe verildi. Şu anda hiçbir şeyin farkında değil ama ileride belki bu kampla anılacak. Bu kamptan yaşananlar birer birer kendisine anlatılacak. Onu da alıp yürüyerek geldik. Aç kalmasın diye şekerli su verdik. Çünkü mama yok. Bizi içeri alsınlar. Bunu istiyoruz. Bu şimdilik mümkün değil. Sınırın Suriye tarafında Türkiye'nin zorunlu misafiri olmaya devam edecekler. Ta ki silahlar susana kadar. Bu haber... Suriye sınırının Suriye tarafında arkadaşımız Ümit Gürbüz geçti. Kameraman Özgür Akgül'le birlikte. Şimdi Ümit burada. Ümit de İskele Sancağı hemen çağırdık bunun üzerine. Orada 10 çocuğunu kaybeden bir kadından kadınla görüşmen var, röportajın var. Başka neler anlattı sana bu haber? De geçen cümleler dışında bu gerçekten çok trajik bir hikaye. Yani bütün çocuklarını kaybetmiş, öyle mi? Şimdi oradaki kadın sadece belki de yani denizde bir kum tanesi aslında. Oradaki yani Suriyelilerin tamamına bakınca 10 tane çocuğunu kaybetmiş. Bir kocası, bir de kendi kalmış. İşte gözü yaşlı. Oradaki habere sadece çok az bir kısmı yansıyor. Orada bize neredeyse bir yani 20 dakikaya kadar ağladı. Bu ağlama durumunu anlatıyor, bundan sonraki süreci anlatıyor, Türkiye'ye teşekkür ediyor. Yani çok zor, anlatması da zor. Röportaj yapmak bizim için zaten çok daha zor. Şimdi ekranlara gelirken bu haberler, bu görüntüler bizim için yani bir günümüzü alıyor. Alıyor ama biz bu haberlere, bu görüntülere sığdırabilmek için çok çaba sarf ediyoruz. Çünkü hepsinin sorununu, durumunu anlatmak neredeyse imkansız. Evet. Herkes bir konu. Herkes bir haber.
Normalde Türkiye'de olsa 10 çocuğunu kaybetmiş bir kişiyle sadece başlı başına bir haber yapılır. Herkesin bir tabii yani var. Çok sorun var. Mesela orada kuşlar geldi ekranlara. Kuşlarını almış gelmiş. Sadece canını kurtarmamış. Çocuklarını almış. Bir de canı kadar sevdiği kuşları var. Onlar da almış gelmiş. Hepsi yani Esad'a tabii ki biz habere çok yansıtamıyoruz dediğim gibi. Hepsi Esad'a tabii ki lanet okuyor. Türkiye'ye dua ediyor. Rusya'nın baskısı, bu bizim haberde özellikle son Azes, Mare gibi bölgelerden özellikle gelen kişileri konu aldık biz özellikle. Orada burası Babus Selam kampı. Suriye tam bizim yani sıfır noktası dediğimiz bu tarafında Öncü Pınar kampı var. Hemen öbür tarafında Babus Selam kampı var. Çok sıkıntılı. Yani Türkiye tabii ki yardım ediyor. Yani o Suriye topraklarında olmasına rağmen sadece o kamp da değil. Yani ileride başka bizim bulunduğumuz bir çatı noktasıydı. Gördüğümüz gözümüzün aldığı parça parça öbek öbek bizim köy mantığıyla söyleyeyim. Gördüğümüz parça parça çadır noktaları var buralarda. Kimisi kendi imkanlarıyla canını kurtarmaya çalışıyor. Türkiye'nin himayesi altına girebildiği yani kamp mantığıyla girebildiği noktada Türkiye zaten varını yoğunu ortaya koyuyor. Bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Ama buna rağmen acılar hiçbir şekilde dindirilemiyor. Evet, yani. Şimdi Sayın Valim, kaç kişi var Ümit'in sözünü ettiği sınırın öbür tarafında bizim işte bu habere de konu olan bölgede kurulan kamplarda ne kadar Suriyeli var? Şimdi şu anda yaklaşık 100 bin Suriyeli Esselame ve civarında kurulu kamplarda barınıyorlar. Ve bu insanların her türlü hem gıda maddelerine ihtiyacı var hem de özellikle sağlık malzemelerine, ilaç ihtiyacı var. Hijyen malzemelerine ihtiyaç var. Bir çağrıda bulunalım o zaman. İşte çağrıda bulunalım. Özellikle ne yapması gerekiyor insanların? Kızılay kanalıyla ve diğer sivil toplum kuruluşları kanalıyla buraya yardım ulaştırabilirler. Valiliğimizle irtibata geçebilirler. Kilis Valiliği'yle. Ve biz yine Kızılay ve AFAD kanalıyla bu yardımları karşı tarafa bunlar temel ihtiyaçlar. Ulaştırıyoruz. Yani gıda ihtiyacı, tabii ilaç ihtiyacı. Öncelikli yardım malzemelerini söyleyeyim. Bizim hala çadır ihtiyacımız var. Yatak, battaniye ve özellikle çadırın altına serecek strafor türü veya uyku matı dediğimiz malzemelere. Evet, çamurdan koruyacak diye. Çamurdan evet toprak. Yani soğuktan koruyacak. Soğuktan. Ve aslında çok ucuz olan naylon hasır dediğimiz malzemelere, bu hasırlara ihtiyaç var. Ayrıca günlük şey yapmadan, pişirmeden tüketilebilecek kahvaltılık kumanyalara ihtiyaç var. Çünkü karşı tarafta bakın elektrik yok, tüp yok. Dolayısıyla insanlar yemeklerini yapabilme imkanı da yok. Biz buradan özellikle İHA'nın kurmuş olduğu lojistik merkezinde günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Türkiye'de pişiriliyor ve sınırın öbür tarafına servis yapılıyor. Ayrıca günlük 100 bin ekmek çıkartılıyor, karşı tarafa gönderiliyor. Bir 35 bin kişi geldi dediniz bu Halep kuşatmasından evet. Sonra. Onlar tabii yerleştirildi mi? Tabii onlarla birlikte 100 bin kişi zaten. Evet. Ve yerleştirildi mi onlarla? Tabii yerleştirildi. Tabii. Onlar yerleştirildi ve biz zaman içerisinde peyderpey bu kampların durumlarını daha da iyi hale getiriyoruz. Ben bir iki tane buradan kamplarla ilgili örnek göstereceğim. Bakın yani mesela... Bu zoomla yani yakın gösterebiliyorlarsa Reyyan kampı. Burası bakın Türkiye'deki kamptan bir farkı yok. Bir sınırın öbür tarafında, Suriye tarafında konteyner kent. Bakın. Evet. Şimdi bunun gibi diğer kamplarda mesela bir kamp daha göstereceğim. Burada Siccu köyünde kurulan bir kamp. Yine bu da konteyner kent. Evet. Şimdi bu şu demek değil tabii. Yani buradaki insanların çok da iyi şartlar altında kalıyor diyemeyiz. Elbette ki biz buradan yapabildiğimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırsever vatandaşlarımıza el birliği halinde yardımları ulaştırıyoruz. Buradaki insanların imkanlarını daha iyi hale getirmek için. Şimdi, o nedenle bu yardım malzemeleri bir şey daha Mehmet Bey ifade edeyim. Bakın yine Türkiye'de aslında hiçbirimizin
yüzüne bakmadığı artık. Hiçbir ev hanımının kullanmadığı. Çünkü hepimizin evinde bakın full otomatik çamaşır makineleri var, bulaşık makineleri var. Şimdi karşı tarafta insanlar şu anda eskinin tabiriyle 1 milyoncu denilen ama şimdi de 1 liraya satılan plastik leğen elde çamaşır yıkamak için. Buna plastik, ihtiyaç var. Evet, plastik su kovası. Plastik su tasına ihtiyaç var. Evet. Bak, peki. Ya bunlar en acil ihtiyaçlar karşılığında. Evet, bunları saymanız da iyi oldu. Evet. Gıda, temel ilaç maddeleri, ilaç bunun dışında bu yani tür, hijyen malzemeleri, hijyen, çocuk bezinden tutun işte diğer hijyen malzemeleri. Ama yani bir leğene ihtiyaç var diyorsunuz. Bunlar da ihmal edilmemeli eğer yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız varsa. Bir de müsaadeniz olursa yine Ümit'in Özgür'le birlikte sınırın bu tarafında yani bu kamplarda yaptığı çekimler var. Biz akşam yapıyoruz bu yayını. Orayı da gündüz gözüyle görmüş oldu arkadaşlarımız. Onunla ilgili bir haberimiz var. Onu da izleyelim isterseniz. Oradan da sorularım olacak çünkü. Savaşın çocuklarının yüzü gülüyor. Bomba yok, silah sesi yok. Bulundukları yerde güvendeler. Kilisin Öncüpınar ilçesindeki konteyner kent burası. Kapasitesi 15 bin kişi. Ancak şu an 10.500 Suriyeli'yi misafir ediyor. Kamp küçük bir Suriye gibi. Alışveriş merkezi, hastane, okul, meslek edindirme merkezleri, okul öncesi eğitim. Suriyeliler Türkiye'de hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Türkiye Suriyeli mültecilerin kamplarda da eğitimine son derece önem veriyor. Burası eğitim bölümü aslında. Gördüğünüz gibi ilk binada. Anaokulu, hemen peşinde ilkokul, yine devamında bir ilkokul, ileride lise gibi eğitim kurumları var ve bu eğitim kurumlarında yine Suriyeli öğretmenler tam anlamıyla Suriyeli öğrencilere oldukça iyi bir eğitim veriyor. Kamptaki okulların fiziki olarak normal okullardan farkı yok. Tek fark okul sıralarındakilerin vatanlarından uzakta olması. Savaş var. Savaş ülkelerinde devam ediyor ama onlar okuyacak, hayallerine kavuşacak. Üzüyor musun orayı? Evet. Kendi evine. Evet. Nasıl, güzel mi burası? Evet. Okumak falan, yazmak, İngilizceyi o kadar önemli olduğu için bu nedeniyle öğretiyorum onlara. Çoğu bebekti savaş başladığında. O günlerde çocuk olanlar da şimdinin gençleri. Okulları astılar, kitapları, kırtasiyeleri, her şeylerimizi, her şeyi temin ettiler. Biz de çalışıyoruz. Türkiye'de olmaktan mutlular ama gönüllerinde hep Suriye var. Çok memnunuz, çok iyi şeyler bulduk ama değil vatan, değil güzel. Vatanınızı özlüyorsunuz. Çocuklar ağlamasın, hasta olmasın diye çalışıyor sağlık personeli. Grip mevsiminde sağlık merkezi de yoğun. Suriyeli mülteciler için en kritik noktalardan bir tanesi kamp içerisindeki sağlık merkezi. Burada 24 saat acil müdahale için ekipler hazır bekliyor ve özellikle de çocuklar burada muayene oluyor. Konteyner kentte birçok meslek edindirme kursu var. Suriyeli kadınlar bu merkezlere yoğun ilgi gösteriyor. Zaman geçiriyoruz burada. Halı dokurken psikolojim düzeliyor. Ve savaş psikolojisi. Bombaların, silahların yaraladığı yürekler kendini en iyi tuvalde anlatıyor. Resim atölyesindeki eserlerin çoğunda kan ve gözyaşı var. Enkaz, savaş, kan. Resimlerimizde bu var. Mesela çocuklara resim çiziyorum. Onlar da çocuk çiziyor ama yaralı şekilde ya da ağlarken. Suriyelilerin Recep Tayyip Erdoğan sevgisi de tuvallere yansıdı. Burada hayatımızdan çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Burayı çok sevdik. Allah Türkiye'den razı olsun. Ama Suriye'yi çok özledim. Konteyner kente ilave geliyor. Suriyelileri ağırladığımız Öncüpınar kampında da yeni konteyner kentler de inşa ediliyor. İşte onlardan bir tanesi burası. Artık iki katlı inşa ediliyor bu konteynerler ve son derece düzenli ve eşyaları bol bir konteyner. Gördüğünüz gibi yatakları olan bir nokta. Burası iki oda halinde düzenlenmiş. Diğer odada ise yaşam alanı olarak oluşturulmuş. Hem salon hem ailelerin rahatlıkla oturabileceği bir alan. Ve bu kısımda mutfak, mini bir mutfak, tuvaleti ve banyosunun da bulunduğu önemli bir konteyner alanı. Diğerlerinden daha konforlu olan bu evler tamamlandığında Öncüpınar'da 25 bin Suriyeli ağırlanabilecek. Evet, arkadaşımız Ümit Gürbüz'ün, kameraman Özgür Akgül'le birlikte sınırın bu tarafında Öncüpınar konteyner kentinde
ki çalışması, izlenimleri. Şimdi Sayın Valim, orada tabii bir sosyal yaşam alanı oluşmuş. Yani okullarından hastanelerine, alışveriş yerlerine kadar. Şöyle hızlı, kısa bir şey bilgi verirseniz, hani bu kamplarla ilgili, sınırın bu tarafındaki kamplarda ne kadar insan yaşıyor, ne kadar öğrenci var, ne kadar çocuk dünyaya geldi falan, bunlar önemli bilgiler. Evet, şimdi Kilis'te iki konteyner kent var. Bunlardan birisi ilk yapılan Öncüpınar, şu anda içinde bulunduğumuz Elbeyli konteyner kenti. Öncüpınar konteyner kentinde, işte az önce filmde de izlendiği gibi 15 bin kişi şu anda kalıyor. Ama orada biz, orası 315 dönüm arazi üzerine kurulu, biz 100 dönüm daha ilave yaptık ve oraya hem dünyada hem de Türkiye'de ilk defa uygulanan çift katlı konteyner sistemine geçildi. Ve böylece yaşam alanı daha da genişlemiş oldu. Normalde bu konteynerlerde iki oda, bir tuvalet, banyo var, 21 metrekare. O iki katlılarda, iki katlı tabii dubleks anlamında değil, her katında yine bir aile kalacak, 31 metrekareye çıkmış oldu. Balkonla beraber belki bu daha da arttı, yaşam alanı. Evet. Ve buralarda bütün altyapı, kanalizasyon, içme suyu ve benzeri arıtma sistemlerine varıncaya kadar altyapı var. Ve buralarda kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, bütün okullar, sağlık merkezleri, sağlık merkezlerinde hem pratisyen hekimlerimiz hem uzman hekimlerimiz, sosyal tesisler var her mahallede ve bu sosyal tesislerde de hem yetişkinlere, özellikle bayanlara yönelik, bizim normalde şehirlerimizde halk eğitim müdürlüklerinin yapmış olduğu faaliyetler, biçki, dikiş, nakış, işte halı dokuma, evet. Ve burada işte mozaik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir evet, mozaikten yapılmış portresi var. O mozaiği tam, madem atıf yaptınız, yapan arkadaşımız, evet. Bir parantez açalım mı Sayın Valim? Tabii. Evet, o mozaik çalışmalarını siz yapıyorsunuz herhalde. Tanıyalım sizi de. Ne tarif عليك abi? İsmim Ferid Şeyh Ali min İdlib. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bir anlatır mısınız? Ben Ferid Şeyh Ali İdlib'den geliyorum. Abi bu şunu yapıyor. Yemkin yemkin تشرح لنا اياها. انا بشتغل رسم والفنون في سوريا وجيت لهون على تركيا فتحوا لنا الشغل وصرنا نشتغل ونشتغل في الحجر والموزايك بنعمل لوحات و Ben Suriye'deyken Suriye resim öğretmeniydim diyor. Buraya geldikten sonra işte bize bu imkanı sundular ve biz de bu işleri evet, yapmaya başladık. Arkadaşlar da göstersin. Evet. Evet, devam edebilirsiniz. كمل نشتغل لوحات ونعلم طلاب هوني مشان يتعلموا هالمهنه هاي حرفي لانها قديمه burada kurs açtık, aynı zamanda küçük çocukları da eğitiyoruz bu durumda diyor, çünkü bu eski bir el sanatı ve diyor biz çocuklarımızın bunu öğrenmesinden biz de gurur duyuyoruz. Evet. في زوجتي كمان تشتغل معي انا وياها بنشتغل سوا. Aynı zamanda eşim de benimle beraber aynı işte çalışıyor ve biz bunu beraber yaptık. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Bu sosyal tesislerde yapılan işte faaliyetlerden sadece bir tanesi. Bunun gibi yabancı dil kursları, işte örneğin bu kampta bir Tömer'le birlikte icra edilen bir Türkçe dil okulu var ve burada özellikle liseyi Türkçe bitiren gençlerimiz Türkçe öğreniyorlar ve bu C1 belgesi aldıktan sonra da üniversiteye girme hakkı kazanıyorlar ve birçok öğrencimiz, yaklaşık 45-50 öğrencimiz Türkiye'nin değişik şehirlerindeki üniversitelerde buradaki Suriyeli gençler eğitim, işte Ravda Nur gibi eğitimlerine devam ediyorlar. Ve kamplardaki öğrenci sayısına baktığımızda kamplarda 15 bin civarında okula giden öğrencimiz var. Ayrıca şehir merkezinde 20 bin civarında eğitim çağında çocuk var. Bunların işte 3'te 2'sine eğitim verilebiliyor. Ama yeni açılacak olan okullarımızda bu sayı %100'e inşallah en kısa sürede. 3'te 2 de aslında iyi bir rakam. Yani Türkiye ortalamasının epeyce üstünde bir rakam. Çoğunluk hala eğitim yaşındakiler, ne yazık ki okula gidemiyorlar. Tabii. Hala Suriyelilerin. Burada mesela bir eğitimle ilgili bir hususu aktarmak isterim.
Kilis'te yetim, öksüz Suriyeli çocukların eğitim gördüğü bir konteynerlerden oluşan çok basit bir okulumuz var. Bu okulla ilgili sosyal medyada bunu paylaştığımızda ve bu yetim öksüz çocuklara okul yaptırabilecek böyle hayırseverler yok mu diye bir sosyal medyada paylaşmıştım. Geçtiğimiz yıl Antalya'dan bir iş adamı, ismini de vermemde bence bir sakınca yok, Zeki Taşçı, bir iş adamı aradı ve dedi ki ben bir okul yaptırmak istiyorum. Bizi tabii arayanlar çok oluyor, bazen bir sonuç da elde edilemiyor. Ama bu hayırsever vatandaşımız kalkıp geldiler eşiyle beraber ve burada biz onlara bir arsa tahsis ettik. Şu anda 18 derslikli bir okul yetim öksüz çocuklar için yaptırdılar. Kendisi buralı değil, Antalya'da bir iş adamı. Burayla bir bağlantısı da yok. Ve okuyorlar artık değil mi? Hayır, Mart ayında şeyi yapacağız. Açılışını yapıp yani bir 15 gün sonra inşallah orada bu yetim öksüz çocukları oraya alacağız. Ve orada eğitimlerine devam edecekler. Bunun gibi peyderpey işte burada hem hayırseverler hem işte belediyemizin ve diğer kurumlarımızın boş binalarında onların destekleriyle, yardımlarıyla buradaki çocukların eğitimini de biz sağlamış oluyoruz. Peki. Ve buradan yine eğitimle ilgili de çağrımızı yapalım. Yani hayırseverlerimiz buna destek sağlayabilirler. Burada okul yaptırabilirler. İşte okulların ihtiyacını karşılayabilirler. Evet. Böylece Suriyeli kardeşlerimizi de çocuklarımızı da eğitimsiz olmuş olsun. Evet, bırakmamış oluruz. Peki. Buradan evet, söz isteyenler olmuştu. Önce hanımefendiyi alalım. Sonra sizi, sonra sizi. Üç tane parmak gördüm oradan. Türkçe konuşacak. Merhaba, ben Renim Silo. Halepliyim. Kırıkkale Üniversitesi'nde okuyorum şimdi. Öğrenciyim. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde okuyorum. 3 yıldan beri burada yaşıyorum. İlk geldiğimde Türkiye'ye gelmeden önce okumamı devam edemeyeceğimi düşünüyordum. Ama buraya geldikten sonra çok iyi, yani tümer kursuna katıldım. Evet. Burada kampta. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Burada, aileniz nerede? Burada kampta yaşıyorlar. Ama ben Kırıkkale'de şimdi okuyorsunuz. Okuyorum, evet. Şu an mi kampa, tatile mi geldiniz? Evet, tatile geldim. 15 tatile geldim. Ha, daha gitmediniz. Tatil yok. Bitti ya, 15 tatil. Üniversiteler yok, için başlamadı. Yarın öyle başlayacak, peki, gideceğim. Peki. Peki, teşekkür ediyoruz size de. Sağ olun. Buyurun. Merhaba. Benim adım Hibel Hamad. Ben 19 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. 7 Aralık Üniversitesi'nde okuyorum. İşletme bölümü. Ben 2,5 sene önce Türkiye'ye geldim. Ben bu kampta yaşıyorum. Ailenizle birlikte, öyle evet, mi? Evet. Savaşta kaybettiğiniz kimseniz oldu mu? Efendim? Savaşta kaybettiğiniz kimseniz oldu mu? Hada dayı bil harb, bil azm. Evet, dayı. Dayısın. Dayınız, evet. Başınız sağ olsun sizin. Teşekkür ederim. Memnun musunuz? Türkiye'de rahat mısınız? Evet, çok memnunum. İstemiyor musunuz geri dönmeyi? Şu savaş bitse de geri dönsem evime diye. ما بدك انه يقول بتقولي انه يخلص الحرب وارجع على بلدي؟ طبي يعني من تركيا çok teşekkür ederim. Peki. Ama hayalim yani Suriye'ye döneceğim. Neresindesiniz Suriye'nin? Halepliyim. Halep'in içinde mi? Evet. Eviniz sağlam duruyor mu peki? Bilginiz var mı evin durumuyla ilgili? Halep'teki eviniz yıkıldı mı? Evet. Evet, yıkılmış. Yıkılmış. Evet. Buna rağmen tekrar dönüp Halep'te yaşamak istiyorsunuz.
Evet. Savaş bittikten sonra Halep'e gideceğiz inşallah. İnşallah. Evet. Bir şey var mı acaba, bir tercüme edin? Bir daha dönmek istemiyorum, Türkiye'de kalmak istiyorum diyen kimse var mı mesela, şöyle bir varsa eğer, bir sadece parmak kaldırsa, ben Türkiye'de kalmak istiyorum her durumda diyen. في حدا بيناتكم عم بقول حتى لو خلص الحرب انه انا ما بقى بدي اروح على سوريا بدي اتم هون ما يحكي بس يرفع ايده bir kişi var. Diğer herkes herhalde 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. Yani savaş bitse kendi evimize döneriz, dönmek isteriz diyenler dışında, hayır Türkiye'de kalmak isterim diyenleri ben sordum. انا عم بسال انه بعد ما خلص الحرب انه ما بقى بدي ارجع على سوريا انا بدي اتم تركيا ما بقى بدي تركيا انا ما بقى بدي سوريا evet, çoğunluk ama gitmek istiyor. بس الاغلبيه انه بدكم تروحوا ما طبعا نتمنى ان شاء الله نحن بعد الحرب انه الحدود التركيه والسوريه تنشال من بيناتنا خالص. Anladım galiba. Bütün bu sınır kalksın diyor herhalde. Evet diyor ki inşallah diyor ki aramızdaki bütün sınır kalkar. Evet inşallah. Peki inşallah. O beyefendiye bir verelim. Bir saniye. Söyle peki. Bayin, size teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz ve öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Peki. Hemen arkadaki evet beyefendiye verelim. Selamun aleyküm. Muhammed Asaf. Benim köyüm buradan 8 kilometre sadece. Evimi buradan görebilirim ama 2 senedir ben evime gidemedim. 4 senedir STK'lardan beraber çalışıyoruz. Birinci konuyu konuşum, Sayın Valimiz bir de Başkan Belediyemiz dile getirdiler. İhtiyacları söyleyeceğim. Biz günde Suriye'ye gidip geliyoruz. STK'lardan beraber çalışıyoruz. Orada gerçekten ihtiyaç çok. Öncelikle çadır, battaniye, yiyecek, hazır yiyecekler. Her şeye ihtiyaçlar var. Çünkü 15 kilometrenin içinde yaşıyorlar. 15 kilometreden sonra bir yere gidemiyorlar. Bütün Halep'in kuzey tarafından gelenler bütün sınıra sığındılar. Yani bunlara yardımda bulunmazsak çok sıkıntı yaşayacağız. Bunlar bütün Türkiye'ye geçmek istiyorlar. Ama bunların ihtiyaçları giderdiyse tabii ki olaylar biraz sakınlaştıysa geri evlerine dönerler. Dönerler, evet. Peki. İkinci konu, Türkiye'nin içindeki üniversiteyi bitirenler, buradaki arkadaşlarımız, kimi doktor, kimi mühendis, kimi hukuk fakültesini bitirmiş. Şimdi yaşa burada çalışma izni çıkmadı. Yani çalışamıyorlar. Onun için bütün batıya gidiyorlar. Ve Türkiye maalesef Türkiye bütün çilemizi çekiyor. Garibanları, yetimleri, yoksuzları bütün hepsine bakıyor. Ama Avrupa kimden faydalanıyor? Bizim yetişmiş doktorlardan, yetişmiş bir mühendislerden. Çalışma izni çıktı ama galiba. Çıktı diye biliyorum. Çıktı da ama çalışamıyoruz. Şimdiye kadar. Niye? Niye bilmiyoruz. Tabii ayrıntılar çıkmadı. Şimdiye kadar ayrıntılar çıkmadı. Onun için bütün üniversite bitirenler, doktorlar. Evet. Meslek sahipleri, yani meslek sahipleri bütün eğitime, Avrupa'ya gidiyorlar. Katkıda verecek Türkiye olanlar bütün Türkiye'ye çekiyorlar. Onlar safayı mı çeksinler? Onlar yetişmişleri alıyorlar. Burada da yetimler, yoksuzlar Türkiye'de kalsın. Tabii öyle bir şey olmalı da. Kime bunlara yapıyorsunuz bu çağrıyı? Ya bu çağrıyı bütün Türkiye hükümete, Türk hükümetine bir gün önce bu üniversiteyi bitirmişlere bir iş bulalım. Burada çalışsınlar. Geri de gelenlerin ülkelerine dönsünler. Yani evet. Avrupa'ya gidip de bütün oraya gelenlere hizmet etmek evet. Türkiye'de. Anladım. Yani bu çok önemli bir mesaj. Evet. Ben anladığım şekliyle de anlatayım. Yani eğitim sahibi, kariyer sahibi, meslek sahibi pek çok Suriyeli geldi Türkiye'ye. Evet. Bu insanlar verimli olabilecek, bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunabilecek, eğitimine, sanatına, bilimine katkıda bulunabilecek insanlar var. Bunlara sahip çıksın hükümet, bunlara çalışma izni versin diyorsunuz ki evet. Avrupa'sı, Amerika'sı bunların elinden tutmasın diyorsunuz. Tabii. Tabii. Bütün Almanya'ya gittiler, kimi Hollanda'ya, yani kimi geçen bütün bir profesör Obama'yla görüştü mesela. Evet. O davet etti. Yetişmişler alıyorlar, burada yoksuzlar, yetimlere Türkiye baksın. Peki, teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ederim. Buyurun.
Evet. İnşallah bu savaş bitecek, bu kan dürecek. Biz vatanımıza dönecek, davet edeceğiz. Siz bize misafir geleceksiniz inşallah. İnşallah. Özellikle Türkiye'ye teşekkür ederiz. Yani bir şey dikkat ettik. Türkler bize hiç mülteci demiyor, misafir diyor. Yani ekmeklerini paylaşıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Peki. Bütün Türklere çok teşekkür ederiz. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok teşekkür ederiz. Sayın Valimiz, herkese çok teşekkür ederiz. Sizden Allah razı olsun. Evet, amin. Pekala. Ana ismahuli inni eşkur evvel şey şa'b Türkiye. وسألته إنه إذا كان بدنا نرجع لسوريا أنا بالأصول من تركيا الوالد تركي أنا بنت شمدين آغا ne dedi? Diyor ki ben bu şey affedin diyor ama ben diyor ben diyor öncelikle diyor Türkiye hükümetine diyor teşekkür ederim diyor biraz önce bir soru sordunuz diyor hani kim gitmek ister kim kalmak ister diyor bint mi? Şemdin Ağa. Şemdin Ağa'nın kızıyım diyor ben. Lakin الوالدة عربية بسوريا حطيت في راس ابني نايم تحت التراب مشان الثورة السورية. تركيا كانت حلم بالنسبة لي والحمد لله اللي جيت زرتها وحصلت شاب تركي ابني صار الأستاذ محمد أمين إذا كان موجود هون. شكرا للسيد الوالي وشكرا لكل الشعب التركي عن جد أنتوا أهل وكانت حلم تركيا أني أجي أشوفها الحمد لله اللي شفتها بس للأسف بدي أرجع لسوريا. Kesin galiye litrak lakin Suriye galiye kaman. Türkiye benim için diyor çok değerli. Türkiye adeta benim için rüyaydı diyor. Hani görmek istediğim bir rüyaydı diyor. Ben diyor orada diyor bir oğlumu evladımı toprağın altına verdim diyor. Ama diyor burada diyor Muhammed Emin adında diyor bir oğul edindim diyor kendime. Siz diyor Türkler olarak diyor çok değerlisiniz. Çok çok iyi insanlarsınız diyor. Ben diyor hep diyor sizi anacağım diyor. Dualarım hep sizinle olacak diyor. Ama diyor sonuç itibariyle yine Suriye'ye dönmek dönerim isterim. Dönerim diyor. Savaş biterse diyor. Şükranla şahbet Türkiye. Allah yehmik onu ya. Evet. Sayın Başkanım bitiriyoruz artık son bir dakika içinde son değerlendirmenizi sağlayayım. Ben özellikle sizin aracınıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir an önce bir yeşil kuşak veya güvenli bölge oluşturulması lazım. Çok acilen, çok geç kaldık. Hemen acilen bunun yapılması lazım uluslararası toplum tarafından. Bir diğer husus savaşın durdurulması lazım. Çok acil şekilde. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak bu insanların yeniden oranın dönmesinin sağlanması lazım. Bir diğer husus özellikle Türkiye'nin ve özellikle Kilis'in çektiği yükün dünya tarafından görülüp bu yükün paylaşılması lazım. Ve yine Kilis özelinde özellikle Kilis örneğinin Birleşmiş Milletler literatürüne girmesi için, dünya literatürüne girmesi için Nobel Barış Ödülü verilip bunun bu örneğin Birleşmiş Milletler'de bir ders olarak, bir örnek olarak okutulması lazım gerektiğine inanıyorum ve bu çağrıda bulunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Son iki cümleniz Sayın Valim. Evet, ben de şunu ifade ediyorum. Özellikle Suriye'de her gün binlerce Suriyeli kardeşimiz hayatını kaybederken, Suriye'de Suriye halkı her gün göç ederken, Suriye'de milyonlarca insan en temel ihtiyaç malzemelerinden, gıda maddelerinden yoksun açlıkla boğuşurken sessiz kalmak, bu zulme sessiz kalmak, bu zulme ortak olmak demektir. O nedenle uluslararası toplumun evet savaşı bir an önce durdurması, Rusya'ya dur demesi, Esed rejimine dur demesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani o zaman... ne mülteci akın olur ne başka bir şey olur. Yani savaşı bizim durdurmamız gerekiyor. Ve Kilis'le ilgili de işte biz Nobel Barış Ödülü için veya başka bir ödül için değil, sırf Allah rızası için bizim kardeşlerimiz ve komşularımız olduğu için biz kardeşlerimize her türlü yardımı yapıyoruz. Her şeyimizi onlarla paylaştık. Ve bunu yaparken de Alaaddin Yavaşça, Kilisli bizim hemşerimizdir, ünlü bestekardır. Sanat müziğinin hem güfte yazarı hem bestekarı. Kilislileri o kadar güzel tarif ediyor ki, Kilis Destanı adlı şiirinde diyor ki, bakın bununla sözlerimi bitireyim ben de. İnsanları cömerttir, hem de efece merttir. İkramda ve sevgide iller içerisinde tektir. Eyvallah, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Zat-ı Aliniz ve Sayın Başkan
Sizin de hem bizi burada ağırladığınız için hem Suriyeli misafirlerinizle bizi buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere Sayın Vali Süleyman Tapsız ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya. Ben buradaki bu programa katılan, izleyici olarak bu programa katılan, görüş bildiren, bildirmeyen, bildiremeyen bütün bu Suriyeli misafirlerimize de güzel bir gelecek, savaşın, iç savaşın sona erdiği, kalmak isteyenin kaldığı, gitmek isteyenin kendi ülkesine gitti ama biraz önce söylediği gibi sınırın anlamsız hale geldiği bir gelecek ümit ediyorum, temenni ediyorum, dua ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Şükran cezilen. Efendim, İskele Sancak'ta sınıra geldik bu hafta. Biraz da uzun soluklu bir program oldu. Sınırın sıfır noktasındaki Elbeyli kampında bu programı gerçekleştirdik. Bir taraftan biz burada konuşurken yakınımızda ki hala sesler gelmeye devam ediyor. 5-6 kilometre yakınımızdan fırtına obüsleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG mevzilerini bombaladığı o bombardımanın seslerini de yayın sırasında dinledik. Bu bir anlamda Suriye'de sınırın hemen karşı tarafındaki savaşın bizim kulağımıza yansıyan boyutu, izi olmuş oldu. Ama işte program boyunca dinlediğiniz pek çok hikaye, trajik hikaye, evladını kaybedenler, kardeşini kaybedenler, yakınlarını kaybedenler ve bir şekilde Türkiye'ye sığınıp Türkiye'de hüsnü kabulle karşılanan ve bu hüsnü kabule karşı müteşekkir olduklarını beyan eden insanlarla birlikte olduk. Her durumda Türkiye ve Türkiye halklarının, halkının, Türkiye'deki hükümetin aynı zamanda Suriyelilere karşı gösterdiği bu tutum ki 2 milyon 620 bin Suriyeli bu ülkede yaşıyor. Tarih önünde Türkiye'ye çok güzel bir sınav verdi. Gelecek nesiller bu savaş nasıl neticelenirse neticelensin, Türkiye'nin, Türk halkının bu yaptıklarını asla unutmayacaktır. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir ağıtla bitireceğiz İskele Sancağı. En başta Suriyeli Udi ve iki sanatçımız bir ağıt, Suriye'deki savaşı anlatan bir ağıtla programımızı başlatmışlardı. Öyle bitireceğiz. Size sözü bırakıyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح والفراح قضينا العمر والفضل والفراح وضاع العمر هجران وغياب عندك بحرية يا ريس سمر وشرقية يا ريس عندك بحرية يا ريس سمر وشرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل لبلدنا يا ريس ريحة أراضينا يا ريس عم بتنادينا يا ريس يا